Sen istediğin kadar sus. Gerçekler konuştu. Ben dizi öldürdüm, denize attım. Sabah saatlerinde ilk itiraf geldi. Pardon, insansız. Uzanarak cezaevine gönderildi. Katil zanlısı yakalandı. Beş dakika önce senin kızını bulmuşlar yanında. Seni canını yerim ben. Ay mi geldi? Gözün ağrıdı. Emel'i buldu. Ay Müge Hanım. Ayaklarımı öpeceğim ben seni. Türkiye'nin kanatsız bir meleğisiniz. Canım benim, çok sağ ol. Arkadaşının yanından kayboldu. Oğlum ağlıyor seni. Babaannemi düşün baba. Kıyafetleri dere kenarında bulundu. Neden eşyalarını çöp poşetine koyup da dere yatağına atsın? Kafa karıştıran açıklamalar. Sanayiden çıktıktan sonra oturduk tekrar alkol aldık. Ondan sonra yani hiçbir şey hatırlamıyorum. O sabah ne oldu? Sabah kalktığınızda arkadaşınız yok. Ne yaptınız siz? Aradım ama telefonuna ulaşamadım. Yalan söylüyor. Niye yalan söylediniz beyefendi? Görüşmemizi istemedikleri için. Eşyaları kim attı? Elbiselerin bulunduğu yerin oradan geçiyor musunuz siz? Yok geçmiyorum. Ben iki tellide oturuyorum. Tabii iki tellide oturuyorum. Evet, işte derenin yanından gidiyorsun işte. Güzergah. Hatırlamıyor mu yoksa gizliyor mu? Polise verdiği işte, ifadesini olaylar... değiştirdi. Yani bu kadar bu boyuta geleceğini bilmiyordum. Beyler Bey'inde ne işiniz vardı? Ben hatırlamıyorum ki o tarafa gittik mi gitmedik mi? Zeytin Burnu'nun ara sokaktan çıkarken ben biraz karıştırdım yolları. Ama yani. Zeytin Burnu nereye? Beyler Bey'i nereye? Sen bir hatırla söyle ya, nasıl olsa çıkacak. O gece evet, bir şey olmuş. 24 yaşındaki Ahmet Çetin'le ilgili sıcak gelişmeler az sonra Müge Anlı'da. Hatay'daki iki kardeşi Hüseyin ve Mehmet Şen'i kim öldürdü? İlk boğuşma burada olmuş. Kan revan içinde. Öyle bir manzarayı, öyle bir evi gördüm ki insanın aklı gider. Adam can havliyle duvarları tırmalamış. Burada böyle bir yardım izi de yok. Bilmeyen acı. Benim artık bir babam yok. Teyzem ne yapıyor nasıl Emel dedim. Dedi ki moruk ölecek. Emel Hanım o evde kalmasına rağmen hiçbir şey duymadığını iddia ediyor. Hiçbir şey duymadım. İçeri girdim, şok oldum. Gitmeyen şüphe. İfadesinde diyor ki ben Hüseyin abiyi sirkeledim. Nasıl sana kan bulaşmadı? Baktım telefonuma, telefonum yok. Uyudun dediği telefonla sabaha kadar internete girmiş. Emel Hanım'ın cevaplaması gereken soru işaretleri var. İddiaların odağındaki bakıcı neler söyledi? Az sonra Müge Anlı'da. Markette işlenen çifte cinayet. Kubilay açıyor. Annenle babam öldürüldü kardeşim. Başın sağ olsun diyor, kapatıyor. Yedikleri darbelere göre bu insan solaktır diye biz bir karar alıyoruz. İddiaların odağındaki kişi de sizsiniz. Solak mısınız? Ben de hayır, solak değilim. Senin solak olduğunu ben çok iyi biliyorum. Genelde baba sağ sol. Demişsin ya bak dedin tamam, işte. Tamam dedim. Çelişkiler, iddialar, ipuçları. Annemle babam orada katlediliyor. Çığlıklarına çıkmıyorlar ona ya. Ona katılmıyorum. Duyursam iki elim canlı olsa koşar giderdim. Biz Kubilay'ın radikal değişiminden dolayı korkmaya başladık. Sizin annenizden babanızdan benim çıkarım yok. Yani patlayacaksın oğlum, patlayacaksın. İfade veriyorum. Kızlarına söylemiş. Babanız ve ben tehdit alıyoruz. Birileri tehdit ediyormuş anne babayı. Tehdit ediyorlar. Begüm diyecek. Biz çoktan orada olurduk zaten. Şenay ve Hasan Hüseyin Özkan'ı kim neden öldürdü? Az sonra Müge Anlı'da. Oto yedek parça işinde çalışan 24 yaşındaki Ahmet Çetin, 4 Eylül cumartesi günü evinden çıkmış, bir daha dönmemişti. Günlerdir kendisinden haber alınamayan genç adam aramak için kızlarıyla birlikte gelen babasıysa, oğlunun fotoğrafını görünce gözyaşlarına boğuldu. Ay yapmadan şu an. Oğlum kalkıyor seni. Babaannemi düşün baba. Çıkacak baba. Oğlum ben de doğru düzgün hatırlarım. Çetin ailesinin şüpheleri ise kaybolduğu gece buluştuğu arkadaşı Murat Karakeleş'i işaret ediyordu. 24 yaşındaki gencin kaybolduktan sonra bulunan kıyafetleri ise endişeleri daha da arttırıyordu. İşine baktım ehliyet cüzdan falan vardı. Ben de hani insanlık namına dedim belki biri çalmıştır atmıştır diye aldım götürdüm eve. Çocuk kayıpsa inşallah bir yardımımız dokunur dedim gelsinler dedim. Üzerindekilerin hepsi onun eşyaları mı? Evet o gece çıktı eşyalar. Hepsi ona ait. O krem rengi olan gömlek de onun mu? Gömlek de onun. Hatta o akşam ablam giydirmiş o şekilde onu. Kendisi gitmiş olsa neden eşyalarını çöp poşetine koyup da dere yatağına atsın? Benim çocuğumun orada eksikleri de var. Kredi kartı yok, telefonu yok, sazı yok. Bu çocuk yıllardır saat çalıyordu, güzel söylüyordu. Maaş kartı da yok. Maaşları da yok. Hiç kimseye adım atıp yorulmayın. Bu elimizdeki olan sanığı şu anda olsun benim çocuğum cebinden hemen çıkıyor burada. Siz onun olduğuna eminsiniz Murat? Ben eminim.
Ya ben de şöyle... Dünya bir yana bana... geçse ben eminim. Allah'ın huzurunda Allah için rica ediyorum. Kurban olayım sizlere. Ne olursunuz benim bir tane canım, büyük canım oydu. Rica ediyorum evladı olan acısını bilir. Gece boyunca alkol aldıklarını ve sonrasında yaşananları hatırlamadığını savunan şüpheli arkadaşın çelişkili açıklamalarına aileden tepki geldi. İkiniz birden sarhoş oluyorsunuz, sonra siz uyandığınızda yanınızda mı yok? Yoksa siz böyle hafif alkollüyken o bir arabaya binip gitti mi? Hangisi? Sanayiden çıktıktan sonra oturduk tekrar alkol aldık. Ondan sonra yani hiçbir şey hatırlamıyorum yani. Aklımda da yoktu zaten kendisi yanımda. Ama bir şey beyaz araba zaten. Mavi araba meselesi bildiklerim... nasıl ortaya çıktı o zaman? Yok onu ben hani görüştüğümüzü bilmesinler diye şey yaptım. O şekilde ablasına yalan o şekilde söylemek şey zorunda kaldım evet, yani. Yalan. Öyle bir şey yok. Aileye yalan söylediğini itiraf etmek zorunda kalan Murat Karakeleş, uyandığında arabada göremediğini söylediği arkadaşını telefonla aramış mıydı? Sabah kalktığınızda arkadaşınız yok. Ne yaptınız siz? Hani arkadaşınızı bulamayınca hemen aradınız mı onu? Evet aradım ama telefonla ulaşamadım. Yalan söylüyor. Ya, çok hiçbir yalan şekilde söylüyor. Aramamış. Telefonundan 6 içerek geçiyor. Ahmet bunun ruhsatın resmini onun söylediğine göre onun telefonuna çekip kendini atıyor. Bu mavi tik oluyor WhatsApp'ta. Bu uyanıyor. 9-9.30 civarı uyandım dedi bana ve çiftlik bakın kafalı değil telefonu. Niye yalan söylediniz beyefendi? Ya işte görüşmemizi istemedikleri için o yüzden yalan söylemek zorunda kaldım. Artık durum ciddileşmiş. Polise gitmişim yine. Polise verdiği faizleri değiştirdi. Yani bu kadar bu boyuta geleceğini bilmiyordum yani. Yaşananları tam olarak hatırlayamadığı bahanesine sığınan genç adamın gittiğini söylediği arkadaşına attığı mesajlar hiç inandırıcı değildi. 5'i 10 geçe çıkıyorsunuz sanayide. Ondan sonra 6-15'e demek ki bir saat daha içiyorsunuz siz. Sonra ruhsatın fotoğrafını kendisine atıyor. Sonra siz uyuyorsunuz sabah kalkar kalkmaz. İlk sorduğunuz şey arayacaktın dün akşam dönmedin geri. Artık dün akşamı kalmamış ki zaten sabah olmuş 9.30. Kusura bakmayın ama sabah kalkıp ben eğer geceyi beraber geçirdiğim arkadaşım arabada yoksa önce sen bana geriye dönmeyecektin gece demem ki. Neredesin diye sorarım. Ya aynı şekilde birkaç kere daha yaptım. Ben o yüzden üstelemedim yani. Mesajları neden attı? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, mesajların şüpheli arkadaş tarafından kendisinin suçlanmasını engellemek için bilinçli atıldığına işaret etti. Çok açık söyleyeyim. Siz o mesajı eğer bu güvenlik kameraları ortaya çıkmasaydı ailesine ve emniyet yetkililerine şöyle gösterecektiniz. Dün akşam onu aramıştım, beni geri arayacaktı, aramadı. Bakın ben de sabah mesaj attım demek için siz onları attınız. Elbiseleri sen mi attın? Peki kayıp gencin kıyafetleri nasıl olmuştu da iki telli civarında bulunmuştu? Müge Anlı bir kez daha iddiaların odağındaki arkadaşı işaret etti ve kıyafetleri onun atmış olabileceği şüphesini dile getirdi. Peki siz sonra uyanınca nereye gittiniz? Kalktığımda aradım Ahmet'i, ulaşamayınca ben de direkt geldim eve geldim. Hangi yolda? Normal E5'ten geldim. E5'ten gelirken bu elbiselerin bulunduğu yerin oradan geçiyor musunuz siz? Küçükçekmece, Ayazma Deresi. Yok geçmiyorum. Siz ne tarafta oturuyorsunuz? Ben iki tellide oturuyorum. Tamam iki tellide oturuyorsunuz evet, işte derenin yanından aynı, gidiyorsun aynı işte. Yarımburgaz Mahallesi'ne yolla parkın hemen arasında yanında dere yatağı. Hemen orada. Orası. Hemen. Yaşadığına dair hiçbir ize rastlanılmayan Ahmet Çetin 5 Eylül pazar sabahı nereye gitmiş olabilirdi? İki arkadaş acaba o gün sabaha karşı arabayla Anadolu yakasına geçip Beylerbeyi'ne uğramışlar mıydı? Peki sabah 8.30-9 gibi Anadolu evet, yakasında doğru. Beylerbeyi'nde ne işiniz vardı? Ben hatırlamıyorum ki yani yok. O tarafa gittik mi gitmedik mi? Ben sadece Zeytinburnu'na oturuyorum. Oraya oturuyorum. Ondan sonrasında bir yere gittik mi ben onu hatırlamıyorum. Ama gittik mi gitmedik mi olmaz. 9.30'da çünkü siz o mesajları çekmişsiniz. Benim size bahsettiğim saat 8.30-9 arası. Artık ayıksınız yani. Zeytinburnu'nun ara sokaktan çıkarken ben biraz karıştırdım yolları ama yani. Ama Zeytinburnu'yla Zeytinburnu nereye? Beylerbeyi nereye? Arabada var mı OGS bir şey? Evet HGS var. Ha, tamam oradan zaten çıkar nereye gittin. O yüzden sen bir hatırla söyle yani nasıl olsa çıkacak. Ama ne oldu o gece? Sen gel bir anlat. Ama herhalde işte ben de senin... Beylerbeyi'ne niye gittik yani ben de onu hatırlamıyorum ya ki. Ya herhalde senin istemediğin bir şey olmuş. İsteye olmamış. İstemediğin bir şey olmuş da ne olmuş yani? Hatırlasam zaten söyleyeceğim yani her şeyi. Her kritik soruya hatırlamıyorum yanıtını veren Murat Karakeleş'in kaçamak yanıtları o sabah yaşananları saklamaya çalıştığı duygusuna yol açıyordu. Kafamda canlandırıyorum. Yani başka bir yere mi gittik, başka bir yerde mi oturduk? Onları hatırlamaya çalışıyorum. Bu çocuk öldü kaldı mı? Bak söylesen ne oldu? Bilsem niye söylemeyeyim yani? Herkesi niye bu şekilde mağdur edeyim? Niye uğraştığım herkesi yani? Yani o kadar kekeleyerek, bocalayarak, yani o kadar sıkıştığın yerde hatırlamıyorum diyerek konuşuyorsun ki... ...o geceyle ilgili anlatmak istemediğin bir şey varsa muhabir arkadaşımıza anlat. Belli ki o akşam istenmedik bir şey olmuş. İlla sen bir şey yaptın demiyorum. Onun o çıplaklığının da bir nedeni vardır. Bir şey olmuş. Bir hayalin varsa onu başarma gücüne de sahipsin.
güzel bir kalp için hiçbir şey imkansız değildir. İnanın bana, hayat böyle güzel. Güzel gözlerle bakana güzel. Gücünüzün farkına varın. Ben o güce sahip olduğumuza inanıyorum her birimize. Efendim günaydın, mutlu sabahlar, mutlu haftalar diliyorum size ama ben ne yazık ki iç açıcı bir haberle başlayamayacağım bu hafta programa. 5 Eylül'de İstanbul Topkapı'dan kaybolmuştu 24 yaşındaki çocuğumuz Ahmet Çetin ve kaybının 6. gününde ne yazık ki acı haber geldi. En son arkadaşı Murat'la görüştüğü bilinen genç adam Çengelköy sahilinde, denizde ölü olarak bulundu. Yayınımızın hemen arkasından geldi haber. Denizde bir genç erkek cenazesi bulunduğuna dair. Üzerindeki dövmelerden biz kim olduğunu tahmin ettik ekipçe ama aileye söyleyemedik. Aile önce karakola gitti, ardından adli tıpa gitti. Orada teşhiste bulundu. Ne yazık ki aradıkları kardeşleri, evlatları denizde boğularak hayatını kaybetmişti. Öncelikle başınız sağ olsun kızlar. Gerçekten çok üzüldüm size. Güzel bir haber vermeyi çok isterdim ama siz de buraya gelirken özellikle kıyafetleri bulunduktan sonra hayatından endişe ediyordunuz zaten. Ama böyle bir sonu da beklemiyordunuz. Çünkü en son arkadaşı Zeytinburnu'nda beraberiz demişti. Çengelköy'ü falan da sorduğumuzda, Beylerbeyi'ni, Çengelköy'ü sorduğumuzda da ben oraya gittiğimi hatırlamıyorum demişti. Önce haberimizi izleyelim. Yani toprağa verildi. Ya çok zor. Babanız ne durumda bilmiyorum. O daha sonra yayında olacak. Baba perişan. Sizler de hem üzgünsünüz hem öfkelisiniz. Annem de perişan. Zayıflamış. Abim kurumuş. Bir haftanın içinde. Çok berbatlar. Allah yardımcınız olsun. Üç tane kardeşim orada yanlarında kaldı. Biz üçümüz beraber buraya geldik ki burada da çünkü yanına çok gelenler oluyor. Ki bu işin peşine hani düşelim diye geldik. Sizden de çok teşekkür ediyorum. Çok ilgilendiniz. Gerçekten size başvurmasaydık ki belki de onu orada hiç bulamayacaktık. Sizin sayenizde çok teşekkür ederim. Canım benim, emniyetimizin sayesinde. Allah onlardan hepinizin, razı Allah hepsinden olsun. Razı olsun. Efendim biliyorsunuz ben Ahmet'i buraya gel demiştim. Ahmet buraya gelemeden Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nden gözaltı için Murat'a demiştim ki sen buraya gel, biz seninle yüz yüze konuşalım. Buraya gelemeden Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nden oraya gittiler. Polisleri görür görmez zaten döküldü. Dedi ki denize atladı. Ben de kurtaramadım. Kimseyi de arayamadım. Telefonum da kırıktı. Arayacak kimsem de yoktu. Siz biliyorum çok inandırıcı gelmiyor size bu açıklamalar ama olay gününe ait görüntüleri buldum. Size onu izleteceğim. Aslında hem sizin hem de ailenizin bunu izlemesi gerektiğini düşünüyorum ki aklınızda soru işareti kalmasın. Onu düşünüyorum. Bir şey söylemek istiyorum. Benim sesim çok gelmiyor. Canım benim. Benim kardeşim kendi de atlamış olabilir. Ben ona pazartesinden beri yalvarıyorum. Otopsiyi ben teşhis etmektim ben. Hiçbiri değil, ben gittim. Benim kardeşim pazartesi boğulduğunda bana akşamına gel, sabahına gel. Telefondan mesaj ayarlayabilene kadar bana gel. Ben en azından kardeşimin ölüsünü normal kent suretiyle bulsaydım. Ben kardeşimi gördüm, kapatın bu benim kardeşim değil dedim. Dövmesi hariç hiçbir şeye benzemiyor. Benzetemedim. Benim kardeşim en azından bana normal suretiyle verebilirdi. Benim psikolojimi bozdu. Ben yaptım ya, gördüm. Kapatın dedim ya, çok kötü kokuyor, bu benim kardeşim değil dedim. Hiçbir şekilde benzemiyor. 40 yaşında 120 kilo bir adam gördüm. Kapatın dedim. Dediler ki bir dövmesi var dediniz, bir bakın. Tamam dedim, ben sizin için bakayım, benim kardeşim değil ama eminim. Yani döndüm koluna baktım, elleri buruş buruş, ben kardeşim o halde gördüm ama bu onun yüzünden. Ben onu o gün yalvardım, dedim ki kardeşime bir şey olmuş da olabilir. Sen yapmamış olabilirsin, ne olur yerini söyle. Ben kardeşimin pazartesi ölüsünü en azından bulsaydım belki şişmiş morarmış bulmazdım. Ben hiç öyle beklemiyordum. Ben teşhis ettim. Benden başka gören yok. Ben nasıl kaldıracağım bunu? Ben kardeşimin normal suretini sadece fotoğrafta görüyorum. Gözümü kapattığımda bana gördüğümü görüyorum. Bunun hesabını kim verecek? İnanır mısınız, hafta sonu birçok arkadaşımla bunu konuştuk. Evet, kendisi itmemiş olabilir. Evet. O öldürmemiş olabilir ama neden haber vermedi sorusu önemli. Suçlu.
kıyafetlerin atakına bana gelseydi. Herkes de kendini sizin yerinize koysun. Ben hatta şöyle söyleyeyim. Hani kelepçeyle götürüldü adliyeye ama ardından serbest bırakıldı. Tamam bir şey yapmamış. Ama şimdi herkes bir düşünsün bakalım. Aradığınız birisini siz arıyorsunuz, en son görüştüğü kişiyi biliyorsunuz, soruyorsunuz, size söylemiyor. Yani bu niye? Yani buna nasıl katlanılır? Gerçekten zor bir şey. Neyse bantlarda şimdi hepsini izleyeceğiz. Çok üzüldüm, gerçekten çok üzgünüm. Yani 24 yaşında çok gencecik bir çocuktan bahsediyoruz. Bantlarımız var, sırasıyla bir izleyelim. 6. günde gelen kötü haber. Onu hocadan söyledim. Boğaz'da ölü olarak bulundu. Ailesi teşhis etti. 24 yaşındaki Ahmet Çetin'in acı sonu. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ısrarlı sordu. Ahmet Çetin'in arkadaşı hatırlamıyorum yanıtı verdi. Sabah kalktığınızda arkadaşınız yok. Ne yaptınız siz? Aradım ama telefonuna ulaşamadım. Yalan söylüyor. Niye yalan söylediniz beyefendi? Ya işte görüşmemizi istemedikleri için. Peki sabah 8.30-9 gibi Anadolu evet, yakasında Beylerbeyi'nde ne işiniz vardı? Ben hatırlamıyorum ki. Yani o tarafa gittik mi gitmedik mi? Oysa ki 24 yaşındaki Ahmet Çetin'le 5 Eylül pazar günü Beylerbeyi'ne doğru giderken kameralara takılmışlardı. Zeytinburnu'nun ara sokaklar çıkarken ben biraz karıştırdım yolları ama yani. Ama Zeytinburnu'yla Zeytinburnu nereye? Beylerbeyi nereye? Oradan zaten çıkar nereye gittin? O yüzden sen bir hatırla söyle ya. Nasıl olsa çıkacak. O gece evet, bir şey doğru olmuş. Cuma günkü canlı yayınımız devam ederken iki arkadaşın gittikleri bölgede Beylerbeyi ile Çengelköy arasındaki boğazda suyun üzerinde ölü bir vatandaşın görüldüğü ihbarı geldi. Acaba boğazda ölü olarak bulunan genç elbiseleri iki terlide poşet içerisinde bulunan Ahmet Çetin olabilir miydi? Yayınımızın ardından ekibimiz aileyle birlikte Çengelköy'e doğru yola çıktı. İncelemeler sonrasında o kişinin üzerinde kimlik olmadığı, vücudunda da dövmelerin olduğu tespit edildi. Karakoldaki işlemlerin ardından bir aile için en zor süreç başlamıştı. Gözyaşları hiç dinmeyen baba ve dört kızı bu defa İstanbul Adli Tıp Kurumu'na doğru yola çıktılar. Korku, endişe ve bekleyiş hakimdi. Günlerdir haber alamadıkları oğulları için kenetlenmişler, hiç bulmak istemedikleri bir yere gitmişlerdi. Kaybolan oğlumuzu aramak boynumuzun borcu. Bir umut soykası olaraktan buraya başvurmak için aramaya geldik, tespitine bakacağız. Bir umut yani, bir umut soyhası yani. Kardeşini sağ salim bulmak için günlerdir çaba harcayan abla Aynur Çetin hala ümitliydi. Hiçbir yerden haber alamıyoruz. Son çaremiz bura kaldı. Buraya da bakalım. Müge Hanım ben bulacak diye inanıyorum. Ümidim bulmamakla ama hani bilmiyorum, her şeyi denemek istiyoruz. Ve hiç bitmeyen bekleyiş. Buna ben kimsenin aklına gelmez. Hiç gelmiyor aklıma. Gelmediğimi görmediğimi diyorum. Geçtiğinden yayıldım. Allah Allah. Bu arkadaşı kesinlikle bırakılmasın. Bastırılsa hemen bülbül gibi oluyor. Konuşurken omuzları titriyordu bu şekilde. Bence yalan söylüyor. Nasıl hiç inanmıyorum. Buradan sesleniyorum. Lütfen kardeşime bir şey yaptıysan çıkar ortaya. Haklıyken haksız duruma düşme. Lütfen elini vicdanına koy. Şu babamı annemi ağlatma. Durmuş Çetin ve kızları için umut ettikleri güzel haber gelmedi. Boğaz'da ölü olarak bulunan genç 24 yaşındaki kardeşleriydi. Baba Durmuş Çetin ve kızları aldıkları haberle yıkıldılar. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenaze daha sonra son görev için yaşadıkları mahalleye götürüldü. Ay kurbanın ben sana ne olursun çık ya.
öfkeliydi. Özellikle de oğullarının arkadaşını suçluyorlar ve kendilerine gerçeği söylememesini bir türlü kabullenemiyorlardı. Kardeşiniz burada, bu denizin içinde. 5 gündür benim kardeşim, neden o denizin içinde? Ya biliyordun, neden söylemedi? Müge Hanım her şeyi buldu. Hep adaleti yerine getirdi. Adaletli bir kadın. Adaletli olarak çalıştı. Kendisine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Sizi gördükçe sanki zannediyorum geri gelecek. Memleketimize götürüyoruz. Kendi toprağımıza. İstanbul Küçükçekmece'deki cenaze işlemlerinin ardından 24 yaşındaki genç toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a götürüldü. Ailesi, yakınları, tüm sevenleri. Son vazifelerini yerine getirmek için herkes Reşadiye'deydi. Evlat acısıyla sarsılan Durmuş Çetin fenalık geçirdi. Her biri için Ahmet'le son kez vedalaşmak çok zordu. Sabahın ilk saatleri itibariyle baba evinde yeniden taziyeler iletildi ve şimdi son yolculuğuna uğurlanmak üzere mahalle mezarlığına doğru yola çıktı. Feryatlar ve gözyaşları içerisinde 24 yıl önce doğduğu topraklara defnedildi Ahmet Çetin. Ondan geriye ailesine kalansa teselli arayacakları birkaç fotoğraf karesi, unutamayacakları anılar ve kulaklarından hiç silinmeyecek türkülerdi. İki kapılı bir anda gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Çok çok acı. Allah rahmet eylesin, Allah size sabırlar versin. 24 yaşında. Çok, hani ne derler, genç. İnsan dostunu nerede tanırmış? Tatilde tanırmışsın. İçki masasında derler, bir de kumar masasında mı derler? Kumar masası, öyle bir söz vardır. Kumarı bilmiyorum ama içki masası, içki ve masasında, tatilde. Bence kumar masasında da yani işte dostunu orada tanıyorsun. Korktum diyor. Yani korktum diyor. Damdesi. Niye söyleyemedin Murat? Korktum diyor. Şu anda da çok korkuyor aslında. Yani kaçmış gibi. Korkacak bir şey yok bence. Yani size az sonra görüntüleri de izleteceğim. Kendi evinde kalmıyor. İş yerine gitmiyor. O da korkuyor. O gün de korktum. Anlatamadım diyor. Yani onu geçecek. Ama bak size şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani aslında size değil lafım. Siz çok üzüntülüsünüz. Yani kızım sana söylüyorum. Gelinim sen anla. Bak hayatta bazı insanlar var. Kadın erkek. İşte oğlum içki içme diyor. Oğluyla tartışıyor, kötü oluyor, kavga ediyor, küsüyor ama göndermiyor. Bazı insanlar var, aman kötü olmayayım bilmem ne falan diye her şeyi gözlemiyor. Bazı kadınlar var, kocası nereden para getirirse getirsin, onun kavgasını dövüşünü yapmıyor. Sonra buraya geliyor, kocam yok, bilmem kim ne alacak verecek kişi var. İyi de o para gelirken de sen müdahale edecektin. Ya da kocan gidip içerken de sen müdahale edecektin. Evet, yakınlarımızla kötü olmayalım, çoluğumuzla, çocuğumuzla, kocamızla, sevgilimizle, karımızla falan, ama yani yanlış yaparken de yanlışa müdahale etmek gerekiyor. Olsun, çok sevdiğim bir laf var. Ben ağlayacağıma o ağlasın. Beni ağlatmasın. Çünkü yani o beni ağlatması demek onun başına bir iş gelmesi demek. Yani hayatta da her şey iyi olalım diye kabul edemeyiz. 24 yaşında ben bir delikanlının sabaha kadar içmesini normal bulmuyorum. 24 yaşında bir delikanlı anneden babadan izin alır. Belirli bir saati vardır. O saatte eve gelir arkadaşlar. Bu derece içmek. Gelmediği noktada neredesin diye başında bitersin. Bak çok açık söyleyeyim. Bu hani ölüm ağzını yaşamışsınız. Bir içki. Evet, siz yani yaşamışsınız. Başkası göre yaşamasın göre bu derece diye söylüyorum. İçki, maalesef böyle üzüntülere hazırlık yapan yani bir içki. O çocuğa yaramıyormuş demek ki. Bak ben alkol karşıtı falan birisi de değilim. Söyleyeyim yani. Canım içmek istediği zaman da içerim. Ben içmiyorum. Yani. O benim tercihim. Ben kendimi kaybetmemek adına bir toplum içinde alkol almamayı tercih ederim. Çünkü bir kadeh bir şey içersin, gerçekten ayağın takılır, düşer, derler ki bak işte de sarhoş oldu da düştü. Ben böyle enteresan benim takıntılarım var. Yani yoksa kimse içki içmesin, hiç bizi ilgilendirmez. Ama demek ki sizin kardeşinize içki yaramıyormuş. 24 yaşında zaten, baksana zayıf da bir çocuk. Demek ki yaramıyormuş ona. Yanındakine de yaramadığı belli.
İkisi buluşmuşlar, gitmişler. Allah rahmet eylesin. Hiç de güzel bir şey görmedik. Sabahın altısına kadar zaten arabada zil zurna sarhoş vaziyette. Kayıp, kendilerini kaybetmişler. Bir de araba kullanıyorlar o halde. Araba kullanıyorlar. O araba mesela sana bana da çarpıyor. En yakın bayiden yeniden işe alıyorlar sabahın altısına. Ya ben, yani bir şey diyemiyoruz tabii. Hepinizin başı sağ olsun kardeşim. Allah rahmet eylesin. Ama yani müdahale etmek lazım. Ben gençlere de söyleyeyim. Yani 24 yaş benim için çok küçük bir yaş. Gerçekten. Yani ben 24 yaşında küçük insanların yaş. Tam anlamıyla olgunlaştıklarına inanmıyorum. Zaten beyin gelişimimiz 25 yaşında tamamlanıyor. Yani 38 yaşında adam, o gün ona da sordum. 38 yaşında adamın 24 yaşında çocukla ne işi olabilir yani? Sen evli barklı adamsın. Senin ne işine? Evde yani seni bekleyen biliyorum. Var. Çoluğun var, çocuğun var. Ben sana da söyledim. He. Sen de iyi bir adama benziyorsun ama dedim, senin ne işin var bu çocukla? Bilmiyorum, bana garip geliyor. Bir tek bana mı garip geliyor? Yok. Git evinde hepimize içmek istiyorsan değil. Karınla bir kadeh iç. Yat, zıbar uyu. Demek ki sana yaramıyor. Olabilir. Hani şimdi artık bazısına yarar, bazısına yaramaz. Yani yaramayan da vardır değil mi? Ya da beş tane içersen yaramaz. Belki bir tanesi sağlıklıdır da beş tanesi değildir. Hani ben yani şimdi... tedavi için içtiğiniz bir ilaç bile dozu aştığınızda zarar sizin vermiyor için mu? Zehirdir artık o. Yani bu da öyle bir şey. Yani keyif için evinde bir tane içtin, seviyorsun. Tamam, eyvallah. O zaman evinde içeceksin. Mesela sazı ne oldu bu çocuğun? Sazı yok ortada. Örnek olacaksın. Onu da Murat'a sormak lazım. Evet, mesela sazı yok ortada. Telefonuyla yani. Beraber, aldığı paralarla beraber. Banka ya benim kardeşime kıymış atlayınca bırakmaya. Parasına kıyamamış ama. Attığı yerde parası, banka kartı, sazı ve telefonu yoktu. Değerli şeyleri alıyor. Nerede benim kardeşim sazı nerede? O saz görüntülerde de yok. Benim de aklıma o geldi. Bak o saz nerede mesela? İşte en son görüştüğü arkadaşım Murat Karakeleş. Yayınımızın hemen ardından biliyorsunuz buraya gel dedim. Bir izin alayım falan filan dedi. O sırada asayiş şubeden polisleri karşısında görünce de çok tedirgin oldu. Başladı anlatmaya. Zaten o anlatınca biz de anladık hani oradan bulunan çocuğun işte dövmelerinden dolayı da. Ama size de bir şey söyleyemedik. Çok çok acıklı yani, insan da ne yapacağını bilemiyor o sıra. Hemen ardından... Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı ve savcılığa sevk edildi. İşte o meşhur merdivenlerden, Gayrettepe'nin meşhur merdivenlerinden çıkarken de iyice döküldü. Sadece korktum diyor, başka bir şey diyemiyor. Korkusunda. Arkadaşının ölümünü gizledi. Sarhoş oluyorsunuz, sonra siz uyandığınızda yanınızda mı yok? Yoksa siz böyle hafif alkollüyken o bir arabaya binip gitti mi? Hangisi? Kanaydan çıktıktan sonra oturduk, tekrar alkol aldık. Ondan sonra yani hiçbir şey hatırlamıyorum yani. Aklımda da yoktu zaten kendisi yanımda. Gerçeği 6 gün saklayabildi. Boğulmuş olabilir mi Ahmet Çetin? Olabilir. Hatırlıyor musun yüzdüğünü? Ya, az bir şey hatırlıyorum. Ahmet Çetin'in ölümündeki ihmal. Boğulduğunu görmedim ama hani atladığını gördüm. Teknenin yanına doğru gittiğini gördüm yani. 6 gündür kayıp olan 24 yaşındaki Ahmet Çetin'den acı haber cuma günü yayınımızın ardından geldi. Bu gelişmenin ardından gözler ailenin kendilerini oyaladığını söylediği arkadaşa Murat Karakeleş'e çevrildi. Arabada var mı OGS bir şey? Evet, EGS var. Tamam, oradan zaten çıkar, nereye gittin? O yüzden sen bir hatırla söyle ya, nasıl olsa çıkacak. Tamam, ne oldu o gece? Sen gel bir anlat. Yayınımızın ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri arkadaşının ölümünü gizleyen Murat Karakeleş'i gözaltına aldı. Pişman mısın haber vermediğin için? Tabii pişmanım ya. Tabii pişmanım. Geçmedim. Ama korktum çünkü. Neden? Neden korktunuz? Yani siz bir şey yapmadıysanız niye korktunuz? Ya korktum işte, ailesinden korktum yani. Ailesinden şoka girdim yani. Ne söyleyeceksin şimdi? Ailesine ne söyleyeceksin şimdi? Anlatamıyorum, bilmiyorum işte. Tamam. Emniyet ekipleri tarafından sorgulanan Murat Karakeleş, arkadaşı Ahmet Çetin'in isteği üzerine o sabah erken saatlerde Beylerbeyi'nde Boğaz'a gittiklerini ileri sürdü. Gayrettepe'deki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından İstanbul Adliyesi'ne götürülen Ahmet Çetin'in arkadaşı burada da savcıya ifade verdi. Arkadaşının ölümüne tanıklık etmesine rağmen 6 gün boyunca bunu kimseye söylemeyen 38 yaşındaki adam serbest bırakıldı.
Evet, muhabirimiz Yunus Emre Şahbenderoğlu Tokat Reşa diye de Ahmet'in baba evinde ve yanında rahmetli Ahmet'in anne ve babası Durmuş Ayşe Çetin çifti var. Ablaları Fadime ve Aygün de yanlarında. Başınız sağ olsun. Allah yardımcınız olsun. Söyleyecek de çok bir şey bulamıyorum. Evet, izlediniz. Arkadaşı da diyor ki korktum, o yüzden söyleyemedim. Ailesinden korktum diyor. Ama ben bir şey yapmadım diyor. Zaten bu nedenle de serbest bırakıldı. Hayır. Hayır Müge Hanım. Korktum diyor da yanı sıra nasıl gezebilir? Niye bizim yanımızda olmadı? Madem susuzluğunu söylüyorsa bir hafta dur. Bizimle niye aramadı? Bizimle niye yanımızda bir yardımcı olmadı? Beyler beyinde onun yanında oluyor. Edirne taraflarına şuralarda gezerken yanında oluyor da. Yanında oluyor da. Nasıl yok işte denize atlarken kendi atladı. Ben daha ne yaptığımı bilmiyorum. Nasıl diyebilir? Bu çocuk oraya tek gitmedi. Bu kendi arabasıyla gitti. Biz bir ömür boyu olarak biz bunun ardından bırakılmayacak. Biz bunun peşindeyiz. Eğer hakiki Türkiye Cumhuriyeti varsa Türkiye Cumhuriyeti adaletini net ve açık şekilde görünmesini istiyorum. Ha, adaletin temeli nedir? Adaletin temeli kardeşlik, eşitlik, dürüstlük. Yani buradan bütün Türkiye 83 milyon insanlarımızın huzurunda Tayyip Başbakanımıza da çok yani teşekkür ederim. Bunun peşi bırakılmayacak. Durmuş amca. Şimdi siz orada televizyon izleyebiliyor musunuz? Efendim. Yunus Emre televizyon izleyebiliyor musunuz orada? Evet, sesi geliyor televizyonu, evet. Yok, televizyonu açabilir misiniz? Açık. Yunus Emre'cim beni duyuyor musun sen? Yunus Emre beni duyuyor mu? Baba mı duyuyor sadece? Evet, duyuyorum Müge Hanım. Televizyonunuz açık mı? Televizyonu açıyoruz biz de arka planda. Tamam, bir televizyon. Evet, şu anda televizyon açık. Tamam. Durmuş Bey'i çevirdik televizyonu. Tamam, şimdi geriye dönüş olur. Ben rejiden rica edeyim. Oradaki sesi kapasınlar. Çünkü bu görüntüyü hepinizin izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Çok zor olduğunu biliyorum. Ama özellikle size izletmek istedim. Bu o civardaki bir yalıdan alınma görüntü. Çok teşekkür ediyorum bize görüntüleri paylaşan aileye de. Onların güvenlik kamerasına yansıyan bir görüntü. Zaten eğer bu güvenlik kamerasına bu görüntü yansımasaydı hem sizin aklınızdaki soru işaretleri gitmeyecekti hem de şu an serbest kalmayacaktı aslında yanındaki arkadaşı. Yani milimi milimine denk gelmiş. Yani gerçekten hani denk gelmek vardır ya. O gün ikisi beraber sahile giriyorlar. Sizin kardeşiniz üstünü başını soyuyor. Balıklama şekilde suya atlıyor. Daha sonra da yanındaki arkadaşı da topluyor eşyalarını bir kucak. Tin 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 arabaya doğru devam ediyor. Cuma günkü yayınımızın sona erdiği anlarda bir izleyicimizden fotoğraf geldi. İstanbul Boğazı'nın Çengelköy kısmında kıyıya yakın noktada bir gencin ölü olarak su yüzeyine çıktığı görülüyordu. Yaptığımız araştırmalar kolunda dövmesi olan gencin 6 gündür kayıp olan Ahmet Çetin olduğunu gösteriyordu. İki arkadaşın son olarak Beylerbeyi'ne gittiğini öğrenen ekibimiz bölgedeki görgü tanıklarıyla yaptığı görüşmeden Ahmet Çetin'in suya girdiği tam yeri tespit etti. Sabah 7.30-8 sularıydı. Teknede uyuyordum. Bir sesler gelmeye başladı. Hani böyle birisi birisine bağırıyormuş gibi. İsim söylüyordu. Tam aklımda değil isim. Ben şimdi uyandım, teknenin iskele tarafına baktım. İskele tarafında kimse yok. Kıyıya baktım, kıyıda bir abi var. Kim bağırıyor dedim abiye. Şu görmüş olduğunuz teknenin baş tarafında birisi var dedi. Gittim baktım bir adam orada denizde yüzüyor. Niye bağırıyorsun kardeşim dedim. O da dedi ki bir şey yok dedi. Sonra bir şeye ihtiyacın var mı? Hani yardımlık bir durumun var mı dedim. Yok dedi. Ben de tekrardan teknenin içine girdim. Peki nereden atlamış? Şu yan taraftan.
Araştırmalarını sürdüren ekibimiz iki arkadaşın pazar günkü görüntülerine de ulaştı. Beylerbeyi'ndeyiz. Arkamda gördüğünüz Yalıboyu Caddesi'nden 7-19 saatlerinde Murat Karakeleş ile Ahmet Çetin'in girdiğini görüyoruz. Kamera görüntüleri iki arkadaşın pazar günü erken saatte orada olduğunu ispatlıyordu. Boğazın kıyısında duran 24 yaşındaki genç soyunup suya girerken birlikte alkol aldığı arkadaşı ise izlemekle yetiniyor. Saatlerse bu sırada 7.45'i gösteriyor. Bu gördüğünüz hemen şu arkamdaki alanda yaklaşık bir 26 dakika oturduklarını görüyoruz. Ve ardından Ahmet Çetin buradan üzerinde kıyafetleri çıkararak bu boşluktan kendini denize atıyor. Boğaza girdikten sonra akıntıya kapıldığı tahmin edilen genç adamı kurtarmak ya da polise haber vermek yerine hiçbir şey yapmadığı anlaşılan arkadaşı ise çok çarpıcı bir görüntüyle kameraya takılıyor. Saatler 08.03'ü gösterirken kucağında Ahmet'in kıyafetiyle arkadaşı kameranın görüş mesafesine giriyor. Ahmet Çetin'in denize atlamasının üzerinden geçen 18 dakika boyunca Murat Karakeleş'in buradan hiç kalkmadan oturduğunu görüyoruz kameralarda. Saatler 8'i 3 geçe Ahmet Çetin'in eşyalarını, kıyafetlerini alarak bu yoldan dümdüz yukarı doğru çıktığını görüyoruz bu şekilde. Gece boyunca alkol alan iki arkadaştan biri suda boğulurken diğerinin neden kimseyi yardıma çağırmadığı, en azından çevredekileri harekete geçirmediği ise bir türlü anlaşılamıyor. Kendisi atlıyor arkadaşlar. Kendisi atlayabilir ama benim şu halde titriyor olmamın sebebi Murat Karakeleş. Aşkım anlıyorum da onun atlaması ne kadar mantıksızsa işte onun o arkadaşının da bunu söylememesini aynı mantıksızlık içinde değerlendireceksiniz. Çünkü bunları alkol çarpmış. Hayır, bunları çarpmış alkol. Olabilir. Ben salı günü ayıktı, pazartesi ayıktı. Yalvardım ona. Sen bir şey yapmamış olabilirsin. Kendi yani bana dediler ki bak sizi anlıyorum. Sadece ben bu görüntüleri neden buldum tamam. Biliyor musunuz? Hani arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Kaç gündür bu görüntüler için uğraştılar. Şunun için söylüyorum. Boşu boşuna hani kimseye kin ve düşmanlık beslemeyin. Ay, haklı şey olduğunuz yerde haksız duruma düşmeyin diye sizin için buldum bu görüntüleri. Boğaz, ben hiç Boğaz'da denize girmedim. İstanbullu bir ailenin çocuğu olmama rağmen. Çünkü akıntı var hep denir. Ben korkarım evet. İstanbul Boğazı'nda denize girmeye. Ama işte alkolün etkisi herhalde sıcak da bastı ve soğuktu da aslında yani. İstanbul soğuk arkadaşlar. Hani Ege'de, Akdeniz'de falan hala giriliyor denize, o yüzden söylüyorum. İstanbul soğuk. Demek ki nasıl bir ateş bastıysa atlamış. Zaten görenler de var. Yata doğru yüzmüş. Oradaki kişi de çıkmış. Efendim? Durmuş amca bir şey söylüyor. Müge Hanım bir kere o çocuk kendi başına atlanmadı. Bu bir. Amca bak görüntü var ya. İkinciye geldi mi benim çocuğum Nunan. Bir haftada 4-5 günde yiye içiyor geziyor. Bu sebep olan bu. Bu bak bir oyalarda size sonuna kadar katılıyorum. Ben de sizin yerinizde olsam aynı şeyi düşünürüm ama yani özellikle izlemenizi istedim ki kimsenin ittiği ettiği falan yok yani. Kendisi atlamış yanındakideki sarhoş orada oturuyor. Ondan sonra da almış toplamış eşyaları. O da aynı bilinçsizlikle gitmiş. Yani. Biri bilinçsiz olarak. Hayır Müge Hanım ben bunun devamlı peşinde olacağım. Aklını nasıl çeldi nasıl aldı? Sebebi odur. Madde verdi. Uyuşturucu verdi. Çocuğu oraya götürdü. Çocuk tabii kafa beyin kalmadı. Çocuk kendi atlamadı. Bunu kendisi yolladığını görüyorum ben buradan. Mümkün değil yani. Orayı da susturdu. Para bastırdı, yedirdi. Ben davasından vazgeçmiyorum. Rica ediyorum. Sizin yok, de bakın, evladınız. Yanlış anlamayın bakın. Ben sizin size haksızsınız var. Demiyorum. Lütfen, Allah hepimizin evladını yapıyorum. Bağışlasın. Benim evladımla da bu konunun hiç alakası yok. Karıştırmayalım. Ben size haksızsınız demiyorum. Siz size söylenmediği için çok haklısınız. Başta da belirttim. Ben de olsam çıldırırdım. Ama aklınıza itildi mi falan gibi bir soru işareti kalmasın diye bu görüntüleri bulup izletiyorum. Tabii ki bundan sonraki duygularınız, sizin hissiyatınız ona çok saygı duyarız hepimiz.
Ben de bir arkadaşla o sırada bekleyip feryat edip ambulansı çağırmasını, insanları oraya harekete geçirmesini, belki boğulmadan kurtarmak için çaba harcamasını beklerim. Ya da oradaki teknelerden yardım isteyerek. Mesela bak orada var, Miço var mesela, atlasa belki yardımcı olacak. En azından onlardan yardım isteyecek. Ama işte yani o oradan işte onu atlatabilecek zihniyet ne içtilerse aynı şekilde yanında hiç işte bir şey yardım istemeden alıp elbiselerini oradan taşıyan zihniyetle aynı. Ben hep şunu söylüyorum, biz tabii ki burada kişisel, bireysel olayları çözmeye çalışıyoruz hep beraber ama bu yayınları da izlerken genci yaşlısı işte başıma ne gelir diye düşünerek, yarını düşünerek izlemeli. Aslında benim bu programı yapmamın en büyük amacı da o. Yoksa adam evlilik vaadiyle dolandırılmış. E tamam, dolandırılmasaydı ama başkası dolandırılmasın. Müge Hanım, burada kıyafetlerini alıp gidiyor. Muhtemelen sazı arabadan indirmediler. Evet, kardeşimin sazına ne yaptı? Ben kardeşimin sazını istiyorum. Çok haklısın. Saz yok ortada. Çünkü arabadan çıkarmamışlardır orada. Sazı da sakladı demek ki. Şu anda da kaçıyor. Ama bir de babasına da buradan sesleniyorum. Yani bu Murat'ın. Sen de ben oğlumu zaten evlatlıktan reddettim deyip oturuyor musun kahvede kardeşim? Evet, babalık da böyle zamanda lazım. Sen şimdi böyle zamanda bu aileye gidip başsağlığı dileyip oğlunla aralarını yapman lazımdı. Yoksa eyvallah, yemeği anne yapsın, üstünü anne ütülesin. E böyle zamanda babalık da yapmayacaksan ne zaman yapacaksın? Ay neyse, ben de şimdi ona laf buna laf. Ona da sinirlendim de ayrıca yani. Baba da böyle zamanda lazım, evladına bir şey olduğu zaman lazım yani. Zaten öteki türlü hallediyor herkes kendini. Bilmiyorum ya, vallahi çok üzüldüm. Beni yanlış anlamayın, size sonuna kadar katılıyorum. Böyle olmamalıydı. Ama efendim. Sana tekrar sesleniyorum. Hayır, bunu susturdum. Bunun yanında 4-5 arkadaş var, 5-6 arkadaşı var. Ya kesinlikle var. Vazgeçmiyorum davamdan. Benim bu çocuğumun elbiseleri de şeyde buluyoruz biz. Yarımburgaz'da buluyoruz. Bu çocuk oraya cıplak yürüyerek mi gitti? İnsan, sizlerin hepimizin vicdanı var yani. Bunu götürdü, onu oraya şey yaptı, oradan onu izledi. Buna da dışarıda ifade veren, bunu da aklını alıp şöyledi, böyledi, kendi itiraf susuzluğa düştü diye bunu akıl verenler var. Yanındakileri haber verecek, kesinlikle haber verecek yani. Sonuna kadar katılıyorum size. Ben bu davadan vazgeçmiyorum, bu çocuğun sazı. 3,5 milyara aldım. Bu çocuğun telefon. Bunlar nerelerde? Sonra maaş kartı nerelerde? Bu çocuğun üzerine belki kredi de çekti. Hani kaç gündür, veyahut bu çocuğu borçlandırdı. Ben buna kesinlikle inanmıyorum. Şöyle gelip söyleyeyim. Madem doğruydu da. Çok haklısınız. Niye? Şöyle söyleyeyim. Yani Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği konuyu araştırdı. Tabii ki siz de her türlü yeniden bu iddialarınızla, parasının pulunun sazıyla vesaireyle ilgili yeniden şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Dediğim gibi hani görüntüler bu. Evet. Yine söylüyorum, insan arkadaşına böyle zamanda ihtiyaç duymayacak da ne zaman duyacak? Ama işte alkol ya da yasaklı madde şu an bilemiyoruz. İşte ne yazık ki şişede ya da torbada durduğu gibi durmuyor. Ölüme bir kere başlayınca da dahi bu bırakılmıyor. O nedenle özellikle gençlerimiz bu görüntüleri izlesinler, arkadaşlarını da doğru seçsinler. Ve herkesin bir eve gidiş geliş saati vardır arkadaşlar. Normal insanlar, yani toplumun, dünyanın %95'i böyle yaşar. %90'ı ya da böyle yaşar. Siz hangi grupta olacağınıza karar vereceksiniz. Burada görün bu ananın, babanın, ailenin feryadını, üzüntüsünü, perişanlığını. Kurtulması bence herkes için, ailesi için yaşar. Evet. Lütfen aileniz için yaşayın. Bir takım zevklerinizden vazgeçin. Sonuçta ağlarsa yine anam ağlıyor, gerisi yalan ağlıyor. Benim merak ettiğim bir konu var. Yani bir takım yardımlarla kardeşimin eşyalarını bulunma yok ediyor. Yardım çağırmıyor. Beni bir haftadır kandırıyor. Ve ben kardeşimi, dediğim gibi, ölüsünü de kabul ettim ama hani olduğu gibi benim psikolojimi bozuyor. Ben dün felç geçiriyordum. Yani bunun bir suçu yok mu? Bir cezası yok mu? Delil karartma. Delil karartma yapıyor nihayetinde. Ya ben yolda gidip birine küfür etsem beni içeri alırlar. Bunun yok mu gerçekten bir cezası? Ben baştan beri ona diyorum ki, ben seni tanıyorum, ben iş arkadaşım. Bana eğer soruyorsan, bunun yok cezası aslında var ve uygulanmalı. Bak, eğer bana soruyorsan. Tehlike içerisinde gördüğü bir kişiye bak,
ölümle burun buruna gelen bir kişiye yardım etmek de hem insanlık görevidir, hem hukuken yapılması gereken... Yani en azından yardım etmedin, eşyaları neden yok ediyorsun? En azından biri orada kimliğine bak, ya acaba düştü mü, kalktı mı, en azından bir şekilde AFAD ekibi arardı. O gün olurdu. Adana'daki gel gidek ölek tutuklandı. Yani. Gelelim reklama. Efendim reklamlardan sonra işte bakıcı Emel Hanım günler sonra bir röportaj verdi ve çok önemli de detaylar anlattı. Amcayla bizim aşk ilişkimiz vardı dedi. Yaşadıkları evde korkunç bir işkenceye maruz kaldıktan sonra kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını kaybeden Hüseyin ve Mehmet Şen kardeşlere kim ya da kimler saldırmıştı? Dehşet gecesi sırasında evde uyuduğunu söyleyen ailenin bakıcısıyla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyordu. Şimdi şöyle bir şey söylediniz siz. Dediniz ki Emel Hanım kalkmış dışarı çıkmak istiyordu. 100-150-200 metre işte uzakta bir apartman var. Hani oraya doğru koşsa onlardan yardım çağırabilir. Fakat sokak köpeklerinden korktuğu için gidemediğini söylemiş. Bunu size mi, kendisi mi söyledi? Kimi anlattı? İfadesinde. O sokak köpeklerinden dolayı. Evet, savcılık soruyor. Neden dışarı çıkmadı? Evde de söylemiş. Ama bakın bu hanımefendi çok küçük bir olay anlatacak ama çok farklı bir şey söyleyecek. Ben yakın tarihlerde Emel Hanım'ın evine ziyarete gidecektim ve köpekler orada olduğu için, bir de karanlıktı. Tek başıma gidemedim. Beni dışarıdan gelip kendisi aldı. Köpeklerden korkmana gerek yok, insanlardan korkman gerekiyor diye söyledi. Burada da sokak köpeklerine karşı gelecek kişiyi korumuşsun. Köpekten ya korkarsın ya korkmazsın ya. Hem babasını hem de amcasını kaybeden Ganime Şen'e göre evdeki bakıcılarının saldırganları görmemesi mümkün değildi. Desin ki ya Ganime ben bunu yapmadım. Bu böyle olmuştu. Bir içgüdüsel olarak ben her zaman uyuyabilirim ama anne olduğumda içgüdüsel olarak uyumuyorum. Çıt çıksa duyuyorum. Sen orada vazife başındasın. İş vallahi yapıyorsun. Bu çıt çıkmasından da öte bir durum olmuş o evde. Kıyamet kopuyor. Ev kan revan içinde duymaması bu şartlarda mümkün değil. 80 ve 83 yaşındaki iki kardeşe acımasızca işkence eden saldırganların evdeki bakıcıya hiçbir şey yapmaması da dikkat çekiciydi. Aile bir akrabalardan bahsetti. O akrabalarla ilgili yaşanan bir sorundan bahsetti. İki kardeşten bahsediyoruz. O iki kardeş geldiler. Sen gene nasıl duymadın, nasıl hayattasın? Bir şey sıktılar herhalde. Ben uyuyakaldım. Bak bu da bir... Bu da bir açıklamadır. Ama sen bunu bile demiyorsun. Sen diyorsun ki ben orada uyumuşum, kalkmamışım. Böyle bir şey olmaz. Çünkü senin bulunduğun odanın kapısından içeri giriyorlar. Kapının dışında yok zorlama. Senin uyuduğun odanın anahtarı kırılıyor. Dışarı çıkıyorlar falan. Yani senin yanından yürüyorlar, yanından geçiyorlar. Başucundaki telefonu alıyorlar. Gidip iki kişiyi de orada öldürüyorlar. Şimdi bir iddia daha var. O iddia da işte şu. Evin bulunduğu arsa bir arazinin ortasında kalan bir yermiş. Babanıza daha evvel bir teklifte bulunulmuş. İşte 3 aynen. milyon liraya satar mısın diye. O da demiş ki benim 5 tane çocuğum var. Bari hepsine birer milyon lira kalsın. 5 milyon lira verirseniz veririm. Ben de buraya evimi kurdum, barkımı kurdum falan filan. Şimdi deniliyor ki arsayı istediler, vermedi. O yüzden mi bu cinayet işlendi? İhtimal midir? İhtimaldir. Ama yine oradan da insanlar geldikleri zaman yine niye bu hanımefendi yine niye duymuyor, niye ona bir şey yapmıyorlar? Hani her açıdan bir gariplik var. Vahşetin yaşandığı gün evin bakıcısıyla konuşan Şen ailesinin yakınıysa çarpıcı bir iddiada bulundu. Emel bana zengin koca buldum, Hüseyin'e de söyleme dedi demişsiniz. Onu anlatır mısınız lütfen? Ben dedi bir zengin koca buldum, evleneyim mi dedi. Ben de dedim sen bilirsin, evleneceksen evlen dedim. Eniştene söyleme ha, enişten bunu duymasın, söylersen seninle küserim. Teyzem ne yapıyor nasıl Emel dedim. Dedi ki moruk ölecek. Bu kelimeyi kullandı bize. Bu konuşma cinayetin işlendiği gün mü aranızda geçti? Ben zengin koca buldum ama Hüseyin eniştene söylemedi. Evet, o gün sabahleyin söyledi. Akşam o olay oldu. İddiaların odağındaki bakıcının verdiği ifadede öldürülen Hüseyin Şen'in kendisiyle evlenmek istediğini öne sürmesi de gündeme geldi. Jandarma sormuş aslında hep ona. İşte evdeki herhangi biriyle duygusal bir yakınınız var mıydı diye. Özellikle babanızla ilgili. Onlara hep hayır hayır demiş. Ama daha sonra savcının ısrarlı soruları karşısında demiş ki bir keresinde Hüseyin Şen bana benimle evlen demişti. Ancak ben kabul etmedim. Şimdi o zaman bu zengin adam da sizin babanız mı oluyor diye ben düşünmeden edemiyorum. Evdeki bakıcı hakkındaki iddialar bununla da sınırlı değildi. Ailenin bir başka akrabasının anlattığı olay dehşet evindeki ilişkilere dair işaretler veriyordu. Olay yerine girdiğimizde her yer kan gölü. Hüseyin eniştemin gerçekten ciddi bir işkence gördüğünü ben orada gördüm. Tuvaletin önündeki darp, dişler orada.
lavabonun içerisinde. Oradaki kan gölü, duvara vurma izleri. Kapı arkasındaki o parmak izlerini görseniz adam can havliyle duvarları tırmalamış. Ne oldu Emeraldı içeride diyoruz. Hüseyin kendini parçalamış. Neden? Mehmet kalp krizi geçirmiş. Bir baktım Hüseyin yüzünü parçalamış. Size böyle mi dedi ya? Aynen böyle. Peki adeta kan gölüne dönen vahşet gecesinde yaralanan kardeşlere yardım ettiğini söyleyen bakıcının üzerinde neden hiç kan lekesi yoktu? Kıyafetlerine baktım. Evet. Direkt hani inceledim. Nasıl gardolabımızdan pijamamızı alıyoruz mis gibi. O an giyilmiş. Aynen öyle bir pijama. O an tertemiz. Hiçbir karşımıza... yerin hiçbir leke yok. O anda sanki üzerine nakışlamış onu. Buradan kalktın diyelim. Şimdi burada bir koridor var. Bütün buraları kan içinde. Şimdi bakın geçtiğiniz yerler şöyle şöyle kan. Şuradaki banyoya gideceğim ya da karşıya geçeceğim. Benim buna basmam lazım yani gece. Aynen. Bir de fark etmedin diyelim. Ayağım basacak. Terlik de olsa, terliksiz de olsa. Şimdi geriye dönerken de bir yerlerde bir ayak izi olması lazım. Aynen. Kanlı bir parmak izi olması lazım hanımefendiye de ait. Çünkü hani aldın diyelim, sildin ettin. Yerde biri yatıyor. Nefes alıyor mu diye bakmaz mı insan? İki kişi var. Evet. Gittin ya ister istemez kan bulaştı. Yandakine gideceksin, eğileceksin, ona da bakacaksın. Aynen. İki kardeşin hayatına mal olan korkunç gecede neler yaşandığına dair sorulara yanıt verecek tek isim kuşkusuz evdeki bakıcıydı. Şen ailesi sessizliğe bürünen bakıcının artık konuşmasını istiyordu. Ganime Hanım ne hissederse hissetsin. Onun hissiyatı ayrı. Ben ortada durmak zorundayım. O yüzden ben Emel Hanım'ın bütün bunlara cevap vermesi gerektiğini en baştan beri düşünüyorum. Aynen. Babası vefat ediyor, amcası vefat ediyor, öldürülüyor. Siz de tutuklanarak cezaevine gönderiliyorsunuz. Şimdi siz kendinizi Ganime Hanım'ın yerine koyarsanız eğer suçlu bu diye düşünüyor. Sonra siz serbest kalıyorsunuz. Tutuksuz olarak yargılanmak üzere. Şu anda denetimli serbestlikten faydalanıyorsunuz. Ama Ganime Hanım'ın kafasındaki soru işaretleri bitmedi ki. Siz madem bu evde yaşıyordunuz niye cevap vermekten çekiniyorsunuz? Ben de bunu anlayamıyorum. Niye diğer bakıcı konuşuyor da siz konuşmuyorsunuz? Evet ve işte Emel Cengiz. Aslında birçok soru işareti vardı ailenin kafasında. Eski eşi de yeni eşiyle beraber burada biliyorsunuz onun çocuklarıyla ilgili sıkıntısı var. Ganime Hanım'ın kafasında yanıtlayamadığı birçok soru var ve hiç Emel Hanım'la konuşamamaktan yakınıyordu. Emel Hanım uzun bir röportaj yaptı. Şu anda da yayınımızı izliyor. Avukatıyla beraber. Arkadaşımız da yanında yayına katılıp katılmama konusunda bilmiyorum hani ne söyleyecek. Ben yayına katılması taraftarıyım aynı zamanda. Hani eğer sizin sorularınızı izledikten sonra yetmezse katılır avukatıyla beraber diye düşünüyorum. Şimdi iki bandımız var. İlki aslında olayı anlatıyor. Olay günü, saatleri vesaire anlatıyor. Düşündüğümüzden, konuştuğumuzdan farklı şeyler anlatıyor. İfadeden de farklı şeyler anlatıyor. Ama ben önce ikinci bandı izleme taraftarıyım. Orada beni de çok şaşırtan açıklamalar var. Bir kere babanızla aşk yaşadıklarını söylüyor. Babamla mı, amcamla mı? Babanızla. Babanızla aşk yaşadıklarını söylüyor. Evet. Olamaz. Babanız Ümre'ye gidene kadar da hani devam ettiğini söylüyor. Babanız ne zaman Ümre'ye gitti? 2018'de. O zamana kadar da devam etti. Zaten hanımefendinin çantasında da cinsel gücü arttırıcı hap bulunmuştu. Ondan sonra ama hani başka yani bu kadarını anlatmış. Neyse ben izleyeyim. Sizinle ilgili de iddialara yanıt vermiş. Çocuklar ondan demiş. Ama istiyorsa gitsin hayatımızdan demiş. Neyse ben sondan söyleyeceğimi baştan bir anlatayım. Siz de o gözle bir izleyin. Durdurmak istediğiniz yerde durduralım. Siz de cevap vermek isterseniz cevap verin. O şekilde devam edelim. Öncelikle dinlemek istiyorum yani tamam. Hakikaten. Çünkü ben çok ona konu söylesem, var. O bunu, konuları bu reportajı tık tık anlatıyor. Evet. Aynen bir haftadır bekliyorum. Şen kardeşlerin bakıcısı iddiaları yanıtladı. 11 yıl boyunca Şen kardeşlerin evinde bakıcılık yapan Emel Cengiz'le ilgili pek çok şüphe ve iddia vardı. O iddialardan biri bakıcının eve kimseyi almak istemediğine yönelikti. Biz işte devamlı gelip gidiyorduk. Sonraları seyrekleşti çünkü kadın bizi istemiyordu burada. Kadın buranın mülkü amiri olmuştu. Can isterse kapıyı açıyor, istemezse açmıyor. Pandemide ben kimseyi kabul etmedim. Ben araba kullanmayı ne bilirim, kimi çağıracağım gelsinler doktora götürsün birisi. Hüseyin Ağa derdi rahmetlik, Emel bak gelecekler ama ben söyleyeyim. Ben söylerim dedim, niye utanıyorsun? Hastalık var ya. Emel Cengiz'in Şen kardeşlerin evinde hırsızlık yaptığı iddia ediliyordu. Emel Hanım para için tavuk
kümesindeki yumurtaları saklayıp enişteme marketten yumurta aldırtıp kahvaltıda bize onu ikram edip o yumurtaları yakındaki hastanenin oradaki eczacılara ve doktorlara satıyor çiftlik yumurtası diye. Tavukların yumurtasını sattığını doğrulayan bakıcı o tavukların zaten kendisine ait olduğunu söylüyor. Yumurta benim, ben eşya çalmadım. Gelsin benim evime yoklasın, hangisi eşyası varsa götürsün. Yumurtalar benim. Tavuklar benim. İstediğimi almayacak mıyım ben yumurta evime? Satabilirim, yiyebilirim, dağıtabilirim, ne yaparsa yapabilirim. Benim çünkü. Eski eşi Mehmet Ali Cengiz'in kendisine... Şimdi böyle ben şundan dolayı tek tek gitmek istiyorum. Çünkü herkesin iddialarına cevap verdi. Zaten tavuklar benim, ben yetiştiriyorum. Ona cevap verecek kişi benim. O evde hiçbir şey ama hiçbir şey Emel'e ait değil. Emel'e ait değil. O tavukları babam aldı. Hatta ilk önce şöyle bir sorun yaşandı. Yumurtlayan tavuk değilmiş ilk alınanlar. İlk dönem alınanlar. Daha sonra yumurta veren, yani bu yumurtlamıyor bu tavuklar denildiğinde bazı cinslerde sıkıntı yaşanırmış. Bazı cins, ben şimdi ben tavuk beslemediğim için bilmiyorum. Cinsini hatta babam değiştirdi. Yemini babam alıyor. Yerini babam temin ediyor. Hani yumurtada değilim ben. Benim umurumda değil onun yumurtası. Benim için sadece beni korkutan bu kadının eve bu kadar hakim olması, bu kadar sahiplenmiş olması, evin kadını gibi kendini artık algılaması. Benim sorunum o. Yoksa 3 yumurta çalmış. Ya mevzu yumurta değil aynen. Zaten. Onu hepimiz biliyoruz. Ama bu yumurtanın nereden almış tavukları yemine kadar babam veriyordu. Yemine kadar. Hatta bunun tartışması da ablamla çok yapıldı. Ablam buna çok karşı geliyordu. Ben aslında buna daha ılımlı davranıyordum. Yani babamla annem bu kadar yumurtayı yemeyecek. Bırak yesin. Domatesini de yesin, salatalığını da yesin, evine de götürsün. Çünkü yani hepsine yetecek kadar var diye düşünen bendim. Ablamla bunun tartışmasını çok yaptı. Tavuk tartışması. Tabii ablam buna çok karşı geliyordu. En azından biz geldiğimizde şu tavukların yumurtasını bari bırak. Ha siz de mi yiyemiyordunuz? Biz yemiyorduk zaten. Biz de yiyemiyorduk. Yani tamam siz de o zaman parayla verseydi. Yani keşke evet dediğiniz gibi vallahi çok akıllıca bir şey. Keşke bize satsaymış. Biz yurt dışında bunlara hasretiz. Şehirler hasretiz. Keşke bize yedirseydi. Madem parasını da verseydik yani. Tabii biz de isteriz yani öyle çıkan bir tane benim babamın evi fabrika değil yani ticari araç değil. Anlıyorum. Şimdiki cevap size. Mehmet amca. Yumurta benim, ben eşya çalmadım. Gelsin benim evime yoklasın, hangisi eşyası varsa götürsün. Yumurtalar benim. Tavuklar benim. İstediğimi almayacak mıyım ben yumurta evime? Satabilirim, yiyebilirim, dağıtabilirim, ne yaparsa yapabilirim. Benim çünkü. Eski eşi Mehmet Ali Cengiz'in kendisine yönelik iddialarını da kabul etmiyor Emel Cengiz. Eski eşiniz Mehmet Ali Bey geldi ve dedi ki çocuklar benim çocuklarım değil. Ve ben de üzerimden düşürmek istiyorum onları. Ne hali varsa görsün. Ben istemiyorum zaten. Silsin. Ben istemiyorum ne mirasını ne kendini ne görmesini. Hiçbir şey istemiyorum. Gitsin malı kendinin olsun. Zaten mal yok ki. Baldızına tapuladı. Bütün malını, mülkünü ne varsa bir evi var zaten. Başka bir şey yok çok şükür. Çocuklar peki Mehmet Ali Bey'den mi? Tabii ki. Emel Cengiz, Hüseyin Çen'e yüklü miktarda borç. Gelsin. Destediğini yapalım. Babalık desteğini. Bendense ben bir şey demiyorum. Ama benden değilse kaydımdan silinsin. İstemiyorum. Emel Hanım zaten ikincisi onun üzerine kaydedilmemiş. Evet. İkincisi, birincisi kaydı. Tabii, kocamınsa niye kocamın adında değil? Efendim? Kocamın kızıysa niye kocamın adında değil? Niye nüfusundan ya dün düşürülmüş? Arkadaşımız tekrar Mehmet Ali Cengiz'in üzerinde kızı olarak kayıtlı bulunan Ceylan Hanım'ın kapısını çaldı. Babam anneme iftira atıyor demiş Ceylan da. Ceylan da, ben de bu konuda gerçekten senin yanındayım. Çünkü senin bu konuyla hiçbir ilgin yok ama şunu anlayamıyorum. Annen tamam ondan deyip çıkıyor. Ama şimdi bu böyle hemen cevap verilip de geçilecek bir konu değil yani. Ben o yüzden yayınımızda olsun istiyorum Emel Hanım. Madem o zaman niye bu zamana kadar DNA testi için gelinmedi ki? DNA testi dediğiniz bir şeydi ki insandan gen alınıp da bir tarafın kesilmiyor. Ağzından bir tane... 2 dakikalık iş. Tükürük alınıyor, bitti gitti. Evet, ondan niye o zaman iftirası ortaya çıkarmıyorsunuz ve bununla ilgili de mesela iftira davası açmıyorsunuz? Ha. Bence... Doğru, şey bir şey. Doğru. Kötü bir şey televizyona çıkıp da bu çocuk benden değil diyorsa bir adam... Sen de eğer ondansan, hani eminsen annenden, o zaman gelirsin bu testi yaptırırsın, mahkemede verirsin örneğin.
Sonra da tutarsın, iftira davası açarsın. Önemli bir davadır bu da yani. Doğru. Tabii, doğrudur. Doğrudur. Yani evet. Çok çirkin bir itham Türkiye Cumhuriyeti'nde her bir yerde. Kadına. Ha, bilhassa bizim geleneklerimize göre. Böyle pişkin pişkin o onun. İşte devlet buna hak vermemiş. Devlet senin nüfusundaki çocuğu düşürmüş. Devlet demiş ki bu böyle olamaz. Yani hepimiz doğduk. Ben 3 çocuk annesiyim. 11 ayda hiçbir çocuk dünyaya gelmiyor. 11 ayda gelmiş. 11,5. Devlet bak test yapmaya gerek duymamış. Kanıtlarla, somut kanıtlarla demiş ki bu çocuk senin değil. Hadi tamam onu da es geçtik. E tamam şimdi böyle bir iddia var ortada. Benim bildiğim ben var ya ortalığı yıkarım. Bana böyle bir şey diyecek. Çoluğum, çocuğum, çocuğumun kaynanası, torunum için bir kere ben derim ki alnım bir kere açık olsun ve onu var ya suratına çarparım. Sen beni böyle bir olayda, böyle bir duruma torunumu, torbamı, çoluğumu, çocuğumu, 7 sülalemi mağdur. Böyle pişkin pişkin çocuk onun malı yok, mülkü yok. Mal mülk değil. Sen her şeyden önce namusunu. Namus şeref. Ve ben de burada şu andan itibaren ben de namusum için buradayım. Anamın namusu için, babamın namusu için, amcamın namusu için. Onun ne demek istediğini benim kulağıma geldi fragmanlarında. Ne, olayı nereye getirmek istediğini de çok iyi biliyorum. Böyle namussuzluklarla bu işin içinden sıyrılamaz. Gerçekten sıyrılamaz. Ben buraya gelirken herkes bana dedi ki Ganime bu olay çok ters yere gidebilir. Giderse gitsin dedim. Ben oradayım. Ben gerçeği bilmek istiyorum. Ve bunu herkes bunu söyledi. Herkes dedi ki böyle bir iddiayla karşınıza çıkacak. Namusuyla, şerefiyle bilmem neyle. Benim babam 13 sene... O kadına deliler gibi baktı. Ben size paylaşmadığım bir tane video var. Babama, annemin babama sevgisiyle, şefkatiyle bilmem nesiyle. Bu adam 13 yıl. Öncesinden bahsetmiyorum. Bir insan kötü gününde belli olur. 13 yıldır annem çok kötü durumdaydı. O adam bir camiye giderdi. Camiden yemin ediyorum size. Camiden koşa koşa evine gelirdi. Arkadaşlarına muhabbet bile etmezdi. Karısının yanına gelirdi. Karısının yanında dururdu. Bunu bütün Hatay, Antakya teyit eder. Benim babamın eşine, bu amcam için de geçerli, eşine düşkünlüğünü. Ben bu insanlarla 5-6 hafta önce yan yanaydım. Olaydan 6 hafta önce ben, kardeşim, oğlum, gelinim, torunlarım hep beraberdik. Ben bu arada annemi... Şaban Bey'e de hoş geldin derim. O da Ganime'nin kardeşi, erkek kardeşi. Allah sizinle yardımcınız olsun. Herkesten çok özür diliyorum. Gerçekten Allah'a sabrettim. Allah'ım bana sabır ver dedim. Burada gerçekten birincisi sizin size karşı olan saygımdan, seyirciye olan saygımdan, aileme olan saygımdan. Bu kadın inşallah beni çileden çıkarmaz. Böyle namussuzlukla, şeysizlikle bu işin bir içinden çıkamaz. Bir izleyelim o zaman istersen. Bir izleyelim. Çocuklar peki Mehmet Ali Bey'den mi? Tabii ki. Emel Cengiz, Hüseyin Şen'e yüklü miktarda borcu olduğunu da kabul ediyor. Etraftan böyle borç aldığınız söylentileri var. Ya da Hüseyin Bey'den 4500 euroluk bir borç. Aldım, benim borcum vardı. Onu ama hepsini birikmiş para vermedi. Her istediğimde verirdi. Selvi Hanım'dan da yüzük borcu almışsınız. Aldım, verdi. Bak dedim Hüseyin abi şimdi parasını alsın bu ay. Gelecek ay ben sana alırım. Emel dedi beraber çalışıyoruz, bir şey olmaz. Bakıcıdan çarpıcı açıklama. Birbirimizi seviyorduk. Peki şimdi Hüseyin Şen'le siz 11 yıldır evlidesiniz. Jandarma size soruyor. Diyorlar ki bir gönül bağınız var mıydı? Bunun olmadığını söylüyorsunuz. Ama savcı size sorduğunda Hüseyin Şen bana evlenme teklif etmişti diyorsunuz. Evet, Hüseyin Şen'in evlenme teklif ettiğini, hatta felçli eşi Fatma Şen'in de bu evliliği desteklediğini iddia ediyor bakıcı. Teklif etti. Söyledi Emel işte ben senden hoşlanıyorum, seviyorum. Ne diyorsun? Hanımı da rahmetlik yine söylerdi bana, yalnız kendi değil. Emel derdi bak Hüseyin kadın getirecek, biz seni tanıyoruz. Sen kal hem bana bakarsın, beni bırakmasın sen. Yani evlen kendisiyle. Ben derdim Fatma teyze olmaz, sen varsın. Bunu çocuklar kabul etmiyor. Ganime Hanım diyor ki babam böyle bir şey yapmazdı. Yaptı. İnkar etmesin, yaptı. Ne kadar önce oldu bu olay peki? Kendi umreye gitti ama hangi senede gitti bilmiyorum. Gitmeden önce. Ancak Hüseyin Şen'le arasındaki bağ anlattığına göre biraz daha farklıydı. Peki Hüseyin Bey'le aranızdaki ilişkinin boyutu neydi? Boyutu neydi? Sevgiliydik. Doğru. Birbirimizi seviyoruz. Ne kadar süredir peki bu ilişki vardı? Umreye gitti. Geldikten sonra artık yok. Olmadı. Peki seviyor muydu Hüseyin Bey sizi? Yok. Ama bütün aşk olarak? Aşk olarak çok sevdi. Niye inkar edeceğim? Sevdi. Siz? Evet, ben de sevdim. Peki bu ilişkiden haberdar olan birileri var mıydı? Sizin? Çok seviyordu ya. Aşığıydı ya.
Öyleydi ya. O aşığını neden 2,5-3 saat kanlar içinde bıraktı? Bu reportajı ölen, yani sevgilisi ayrılmış ya, ölmüş ya. Sevgilisinin ölümünü böyle sırıtarak mı anlatıyor? Yani sırıtarak mı anlatıyor? Böyle mi ifade ediyor kendini? Yani çok seviyorduk, öldü. Çok üzgünüm. Neye üzgünsün ya? Neye üzgünsün? Neye üzgünsün? Sen böyle 2,5 annem diyecek ki Hüseyin kadın getirmez. Hüseyin kadın getirmez. Nasıl getirmez? Bak ben size ilk gün dedim ki biz kardeşler babamıza rıza gösterirdik. Ama nasıl gösterirdik? Baba derdik buyur senin hayatın burası biz annemize bakarız. Ben hiçbir dostuyla babamın veya bir daha alacağı kadına. Hiç kimse biz kardeşler öyle egoist değildik. Babama böyle bir koşul koyamazdık. İstediği kadınla hayatını sürdürebilirdik. Ama annenizi alırdınız, annemizi alırdı. Aynen babamın kendine yaşar. Bir hayat sağlamasını konuşurduk. Annemize de biz sahip çıkardık. Öyle elin karısına annemi yem etmezdik. Bunu da çok 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 iyi biliyor. Çok çok iyi biliyor. Buyurun siz de bir şey söylemek istiyordunuz. Teyzemi bebek gibi seviyordu. Yalan söylüyor Hemel Hanım. Eniştem öyle yapacak insan değil. Ben varım. O eve ben girip çıktım. Ondan sonra ben size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Yani o iş ayrı, bu iş ayrı aslında bakacak olursanız. Yalan yani şimdi söylüyor. İnsanın hani hasta karısına bebek gibi bakması ayrı evet, bir mevzu. Evet bebek gibi, gül gibi baktı. Teyzemin tamam. Üstüne koklar kurtulmaz kimseyi. Bu Emel Hanım'ın anlattığı başka bir mevzu. Yani artık siz de biraz kadınlar olarak bazı şeylere de uyanmamız de lazım. Bence hepiniz uyanıyorsunuz da. İşte o iş ayrı, bu iş ayrı. Yani ikisi farklı şeyler. Ama bununla ilgili, ya bilmiyorum Şaban Bey, belki burada sen daha bir erkek olarak konuşabilirsin. Ben babamdan böyle bir şey yaptı. Evet, beklemeyiz. Vallahi yani beklemeyiz eniştemden. Biz daha beklememek. Biz daha babamın öyle bir yanlışını hiçbir zaman görmedik yapacağını. Evet. Yanlış olarak düşünmez ki adam bunu. Müge Hanım bakın, babam bunu yapmaz. Bir saniye. Babam bunu yapmaz demem. Emel'le yapmaz. Evet. Emel'le yapmaz, o evde yapmaz. Ben sizin anlıyorum ne demek. İhtiyaçlarını, bir erkeğin kendine göre ihtiyaçları. Ben ne diyorum size? Biz olarak bunu da söylemiyorum. Yani ben karısını saat? Çok seven tabii bir adamın ki da dışarıda onu aldattığı zaman karısıyla ilgili sevgisinin değişmediğini gördüğüm için. Şimdi yani tabii ben 30 yıldır bu meslek hayatının içindeyim ve çok erkek arkadaşım var. Yani kadın arkadaşımdan belki daha fazla erkek arkadaşım var. Yani Rahmi Bey hani bir erkek diye anlatıyor ya. İşte o erkek arkadaşlar da bir erkek diye anlattıkları için. Hani karısına ölür ama yani onun için bir tatile gittiğinde onu aldatmak karısına sevgisizlik gibi gelmediğini düşünen, benim asla kabul etmediğim, bunu duyduktan sonra da arkadaşlığımı kestiğim çok arkadaşım oldu. Çünkü bana göre bu eşittir ahlaksızlık. Ama adamın mantığı öyle değil. Bak bunu kabul etmem ben. Kendim için de kabul etmem, bir başkası için de kabul etmem. Ama yapıyorlar mı? Yapıyor, evet. Yapan var. Evet. Çoğunlukta şimdi kabul etmek lazım yani, gerçekleri konuşmak lazım. Ya bunu kendine hak görmüş olabilir. Hak görüyor adam yani. Hani, hakkı da zaten. Boşlukta. Hakkı bu yani, gerçekten hakkı. Görüyorsun, susuyor, bana aslında hakkı işte değil. Yani. Hayır, aslında hayır, anneniz derken hastayken annenizin annenizle evliliği sürdürüyorsa bir başkasıyla böyle bir ilişki hayır, yaşamak. Şey, babanızın hocam, adına söylemiyorum. Biz bir iki yıldan bahsetmiyoruz. 13 yıldır. Ama olmuş mudur? Olmuş da biz olabilir. Biz gıza verirdik babama demek istiyorum. Yani hak derken o kendi tercihidir. İnsanlar birey. Kendine bireysel karar verebilir. Ben bir evlat olarak babamın üstünde öyle bir hakkım yok. Yani kendi kararlarını verebilecek konumda ve biz babamızdan korkardık. Babamız bizden değil. Yani siz şunu söylemek istiyorsunuz. Böyle bir gönül ilişkisi olsaydı bunu bize açıklayabilirdi. Aynen öyle. Demek istiyorsunuz. Aynen öyle. Anladım. Biz babamıza saygı duyardık. Babam bize bu konuyu açardı ve kardeşlerim ben değil tabii ki, ben bir kız evladı olarak değil. İnanın bana, bir hasta Almanya'daki kardeşim Ümre'ye beraber gittiler. Orada bir de Ümre esnasında bazı şeyler kendileriyle paylaştıkları olaylar, kardeşim diyor bunu söylüyor, baba böyle bir şeye ihtiyacın varsa bizim rızamız var ve babam bunu hayır diyor ve Emel'le değil, zaten babam asla ve asla karısını o pozisyona getirmezdi, inanın getirmezdi. Çünkü görmüş, geçirmiş bir insan. Benim babam da şeyin kabuğundan çıkmadı. O da yol yordam bilen bir insan ve o yolu yordamı olmadığını yemin ediyorum size, herkes teyit eder.
Babam evet. onu yapmazdı o kişiyle. Bir de deselerdi, bir şekilde hissederdiniz bence ya. Yani evet. hani bir bence tavırdan, bir gözden, bir sözden. Tabii. Şimdi böyle iki sevgili sanıyor ki dışarıdan hiç kimse onların sevgili olduğunu anlamıyor sanıyor ama... dışarıdan bakınca bakışından... Ne bileyim yani, tavrından, edasından anlaşılıyor. Bir bakış bile ele verir. Her şey yalan yani. Konuşuyor. Yalan konuşuyor. Müge... Hiç böyle bir şey hissettiğiniz oldu mu? Hayır. Müge Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Bence siz evde kaldığınızda da hissederdiniz Ganim Hanım. Evet. Ben sizin de hissetmeyeceğinizi ben sanmıyorum. Kesinlikle. Hayır. Hayır. Anında... Eniştem yapamaz. Ben o kadını çok gözetim altına aldım. Çok çok dikkat ediyordum böyle. Vardı bazı yanlışları. Ama ben şunu diyordum hep. Bal döken parmağını yalasın bırakın. Kadın 3 kilo domates almış. Zaten tarladan 10 kilo çıkıyor. Yesin. Ben zaten her şeyi helal eden bir insanım. Ona da helal olsun. Hayır hiç babanız da böyle ne bileyim yok. Bir söz... Yemin ederim olmadı ya asla. Kadın babam hele son zamanda. Hayır. Kadından kurtulmak için bize yalvardı. İnanın biz bakıcı bulamadık. Evet. Oraya kimse gelip diyordu. Bakmak istemiyor. Gece gündüz bakması lazım. Evet peki yatalak bir de Emel Hanım. Şimdi madem siz aşıktı bana diyorsunuz ben de ona diyorsunuz. Sonra bu Ümre'ye gidişi 24 Mart 2018'miş. Bu tarihe kadar da sevgiliydik diyorsunuz. Şimdi aradan geçmiş yani o cinayet ne zaman işleniyor? 24 Mart 2018 cinayet ne zaman? Bir sene oldu bir sene. 8 Ekim 2020. Yani bir Mart. Sene. Bir buçuk. Bir hayır, buçuk hayır. sene. Ekim gelirse bir sene olacak. Bir buçuk. Hayır 2020. 2018, 2020... Pardon, geriye dönük diyorsunuz aynen. Ya iki seneye yakın yani. Bir buçuk, işte. İki sene arasında evet. bir zaman. Tamam, peki bir buçuk, iki sene böyle sizin de yani daha son gün hanımlara ben zengin bir koca buldum kimseye söylemeyin dediğinizi duyuyoruz. Ben bak o günkü sorumu yine soracağım burada. O gece eve birisi mi geldi ya da siz bir şey yaşadınız birisi mi gördü? Asıl benim merak ettiğim bu kadın bunu niye söylüyor? Niye söylüyor? Gerçekten şimdi ben hakikaten ne yaptı yani ne oldu şimdi? Ne oldu amcam gelip de onu mu doğradı? Yengemin namusunu şey yapıyorsun diye ayaklar altına alıyorsun onurunu. Yani olayı nereye getirecek bu kadın? Farz edelim ki dedi ya haklı. Şimdi olay nereye götürecek? Bu kadın nasıl bir yani... Yani madem bu ortaya çıktı şöyle söyleyeyim. Aslında bir süre babanız... Yani kendisini ifade edemese de bilinci yerinde. Hı hı. Ve kendisiyle yapılan bir görüşme var. Tabii çok uzun sorular sorulduğu için aslında hani bu tarz konuşmalarda işin uzmanları diyor ki kısa sorular sorman lazım. Yani burada biraz evet. uzun uzadıya konuşulmuş ama jandarma o dönem şunun üzerinde durmuş. Emel'le babanız işte beraber olurken amca bunu görüyor ve iki erkek kardeş arasında bir kavga oluyor. İkisinin de elinde kesici aletler var. İşte birisi birisinin kafasına vuruyor. O sırada diğeri tutmak isterken parmakları kopuyor falan gibi. Yani iki erkek kardeş arasında Emel Hanım için bir cinayet işlendiği savunun üzerinde tabii, durulmuş. Tabii bulunmayan Hint kumaşı ya. Evet. Babanızın da tabii buna konuşurken bir yerde gözünü bir kırpması var. Hani siz de izlediniz, ben de izledim. Ama hangisi için o gözü kapatıyor kısmından ben emin olamadım. Yani iki kardeşin kavgası mı yoksa yani bir de şöyle söyleyeyim bence burada kadın ya da erkek de önemli değil. Bir sene önce de beraber olduğun birisi olsa iki sene önce de beraber olduğun birisi olsa aynı evde yaşıyorsan bunun böyle bıçak gibi kesilmesini beklemek hiç mantıklı değil bir kere o bir. Öyle bıçak gibi kesilmez madem bir aşk ilişkisi varsa. Hani deminkine nasıl söylesem bunu da söyleyeyim. Evet, aynı evde ben yaşamaya evet. devam edeceğim. Hı-hı. İki sene önceki sevgilime ne olacak bitecek mi hemen? Bitmez. O bir. İkincisi... Madem bitmedi, yani madem bitti o zaman sizin işte çantanızdan çıkan ilaçlar, siz de o evde kaldığınıza göre o ilaçları kullanırken demek ki başka biri nereye gelecek? O eve gelecekti o ilaçlar kullanılacak. Eğer bu Hüseyin amca ya da Mehmet amca değilse o ilaçları kullanan. Üçüncü bir şahıs var. O zaman üçüncü bir şahıs var. O üçüncü şahıs eve geldiğinde benim yine iki sene önceki sevgilim de olsa... Hani görsem buna müdahale etmez miyim? Ederim. Ederim. Tabii. Yani sevgili olmasanız bile. En azından ben bunu kabul edemem der tabii. yani. En azından. Yani ben o gece bir şey olmuş gene. Ne Emel Hanımcığım orada bak. Dışarıda git gereği yap der yani. Değil mi?
Yani olmaz Müge yani. Hanım, bu kadın ayakkabı ne yaptı biliyor musunuz? Bak bu ifadeler jandarmada yok. Bu ifade savcılıkta da bu şekilde değil. Evet. Bu kadın böyle güzelce zaman kazandı. Ben nasıl bir senaryo? Sen bu işin içinden, o beni görüyor mu bilmiyorum. Herhalde bir numaralı kamera. O, sen beni görüyorsan sen bu işten kurtulamayacaksın. Sen bu şekilde sıyrılamayacaksın. Ne babamın, ne annemin, ne bir şeyi, ne amcamla bu işin içinden bu şekilde onlar birbirlerini öldürdü diye sıyrılamayacaksın. Çünkü daha başka maddi deliller çıkacak. Bu laflar sözde. Hepsi söz. Ama maddi deliller çıkacak ve sen kesinlikle ve kesinlikle bu işten sıyrılamayacaksın. O küçük beyninle, ufacık beyninle sen bu işi bu şekilde çözemeyeceksin. Sana yemin ediyorum buna ben müsaade etmeyeceğim. Bir de diyorsun ki o da çok iyi biliyor, inkar etmesin. Ben neyi biliyorum be? Ben neyi biliyorum? Ben neyi biliyorum? Senin babamla ilişkin olduğunu bilsem ben senin o eve gelip de çocuğunun altınını takıyorum ya. Hakkını helal et diyorum. Neye helal edeceğim ben ya? Neye helal edeceğim? Ben sana. Bak kadın, ben sana sesleniyorum. Aklını başına al. Benim ne ailemin namusuna, ne anamı, ne babamın, ne amcamın namusuna, şerefine adam gibi çık o pişmiş, hele o sırıtmanı bir kere kaldır o surattan. Bak farkındasın değil mi? Bu surat gülmüyor. Burayı başına alayım da izleyelim orayı. Ha şöyle bir şey var, tamam, babanızla amcanız kavga ettiyse az önceki hani olayda anlattığım gibi. Evet. Sabah kalktık, yani akşam yattık, böyle bir olay oldu. Müge Hanım, ben kavga babanın ediyorlardı hakkını dersin. Yemem. Ben o adamın hakkını yiyemem. Hayır, şunu söyleyeceğim. Eğer böyle olduysa, ikisi kavga ettilerse, ben yine iddiamın arkasındayım. Ses duyulmaması mümkün değil. Bir insanın parmakları kopacak sesini duymamak mümkün mü? O evde yani, duyulur. Onu bize hayatım, o evde şimdi yan odada televizyon, üstünde televizyon sesini duymadığımdan bahsetmiyoruz biz. Biz bir, iki tane cinayetten bahsediyoruz. Evet. İki kişinin ölümünden bahsediyoruz. E tamam, ikisi kavga, polis geldiğinde, jandarma geldiğinde kavga ettiler derse çıkarsın işin içinden. Üstelik hani bir kavga ama kavga edip, ederken de insan bir araya girmez mi yani? Evet. Ya bir de çok vahşi bir kavga. Duymak, duymamak mümkün mü? İki kardeş birbirine girdiği zaman ilk önce bir söz münakaşası olur. Tabii direkt olur. Evet. İlk önce tabii bir bağırmayla, evet, çağırmayla başlarlar. Hemen bıçağı saplamadan. Doğru. Evet. Olur mu? Duyun. Yani bu kavga kimin arasında olursa olsun, bu olay kimler arasında cereyan etsin, seslerin duyulmaması mümkün değil. Hadi hepsini geçelim. En ağır uykuda dahi olsanız, evet, duyulmaması mümkün değil. Trak trakta insanlar birbirlerini vurmuyorlar, çok haklısınız. Mümkün bir kavga edecekler önce, evet. Müge Hanım, bir de suç aletleri nerede? Hadi öyle oldu diyelim. Suç aletleri nerede? Evet. Şimdi mesela ben de onu çok düşündüm. O jandarmanın yaptığı röportajda tamam, iki kardeş birbirleriyle kavga ettiler. Birbirlerine ölümcül yaralar verdiler. Peki o zaman şey nasıl kesildi? Tel nasıl kesildi? Nasıl, evet, o zaman o pimapenin anahtarı içeriden kırıldı? Yani, ha, Emel mi bu suçta? Peki telefonları kim çaldı? Hadi ikisi kavga nerede ettiler. Ama yine o zaman orada dışarıdan bakıldığında içeriye birisi gelmiş izlenimi yaratan kişi Emel Hanım, yine siz olmalısınız. Şimdi öyle bir kılıf veriliyor. Yani bir şey olmuş, tamam, ikisi, ben de onu başta düşündüm. Dedim ki aa, dedim, ikisi mi bu kavga ettiler? Ama sonra kesilen tel, çalınan telefonlar. Suç aletleri. Suç aletlerinin ortada olmaması. Suç aletleri ortada olmaması. Peki Emel Hanım diyor ki umreden sonra Hüseyin Bey ile yakınlaşmamız bitti. O zaman üzerinde yakalanan bu ilaçları ne şekilde izah ediyor? Aferin. Kimin ne için bu ilaçlar, ne şekilde bulundu? Benim babam o ilacı kullanamazdı. Neden diyeceksiniz hocam? Açık, bunları da açıklamak istemiyordum. Benim babam buna ihtiyaç duymuş ta yıllar önce. Benim küçük kardeşim Mehmet babamla doktora gitmişler. Çünkü biz babamızın, anne babamızın her türlü şeyini konuşabilen evlatlardık. Ben annemle konuşabileceklerim vardı, kardeşlerim de babamla. Babamı doktora götürüyor. Babama diyor ki doktor, Hüseyin amca, bu ilaçları, yani güçlendirici ilaçları sizin kullanmanız yasak. Bu sizin ölümünüz. Benim babam kalp hastasıydı. Ya. Yani sizin yasak bunu cebinde ben buldum ya. Ben bundan bir endişe duysam, zerre kadar şüphe bulsam, ben gidip de jandarmaya Emel'in cebinden ben bunları buldum der miyim? Emel'in çantasına ben bizzat kendim buldum. Ben buldum çantasının sordunuz içinden. Sordunuz mu peki Emel Hanım'a bu neye koyuyorsun? Ben nerede görürsün, tutukluydu o dönem. Evet, bir baştan buraya alalım o konuyu, sonra devamını izleyelim. İşte bu ikisinin dövüş, iki kardeşin dövüşmesi sorusu da var.
Bakıcıdan çarpıcı açıklama. Birbirimizi seviyorduk. Peki şimdi Hüseyin Şen'le siz 11 yıldır o evdesiniz. Jandarma size soruyor. Diyorlar ki bir gönül bağınız var mıydı? Bunun olmadığını söylüyorsunuz. Ama savcı size sorduğunda Hüseyin Şen bana evlenme teklif etmişti diyorsunuz. Evet, söyledim. Hüseyin Şen'in evlenme teklif ettiğini, hatta felçli eşi Fatma Şen'in de bu evliliği desteklediğini iddia ediyor bakıcı. Teklif etti. Söyledi Emel, işte ben senden hoşlanıyorum, seviyorum. Ne diyorsun? Hanımı da rahmetlik yine söylerdi bana, yalnız kendi değil. Emel derdi, bak Hüseyin kadın getirecek, biz seni tanıyoruz. Sen kal, hem bana bakarsın, beni bırakmasın sen. Yani evlen kendisiyle. Ben derdim Fatma teyze, olmaz, sen varsın. Bunu çocuklar kabul etmiyor. Ganime Hanım diyor ki babam böyle bir şey yapmazdı. Yaptı. İnkar etmesin, yaptı. Ne kadar önce oldu bu olay peki? Kendi umreye gitti ama hangi senede gitti bilmiyorum. Gitmeden önce. Ancak Hüseyin Şen'le arasındaki bağ anlattığına göre biraz daha farklıydı. Peki Hüseyin Bey'le aranızdaki ilişkinin boyutu neydi? Boyutu neydi? Sevgiliydik. Doğru. Birbirimizi seviyoruz. Ne kadar süredir peki bu ilişki vardı? Umreye gitti. Geldikten sonra artık yok. Olmadı. Peki seviyor muydu Hüseyin Bey sizi? Yok. Ama bütün aşk olarak? Aşk olarak çok sevdi. Niye inkar edeceğim? Sevdi. Siz? Evet, ben de sevdim. Peki bu ilişkiden haberdar olan birileri var mıydı? Sizin peki aranızdaki aşkı siz haricinde bilen biri var mıydı? Eğer kendi söylemişse bilmiyorum. Ben söylemedim. Peki Mehmet Bey, sizin aranızdaki ilişkiye yanınızda kaldığı süre boyunca şahit oldu mu? Bana bir şey söylemedi, onu bilmiyorum yine. Eğer kendisi söylemişse kardeşine, onun bir bilgim hiç yok. Mehmet Şen kaldırıldığı hastanede yetkililerin... Yani madem siz evin sahibiyle aşk ilişkisi yaşıyorsunuz, yumurtaları niye satıyorsunuz? Yani şimdi zaten o adamla beraberseniz, o adam da sizinle evlenmek istiyorsa... Evet, niye öldürdü? Yani yumurtaları satma ihtiyacını neden hissettiğinizi ben hiç anlamadım. Yumurta kaç lira bir tane yumurta? Bir lira, bir buçuk diye. Yani orada ne kadardır hani satınca... Bir lira. Çünkü değişiyor. Bir lira. Evet. Taze yumurta 1 liraya aldım ben. Tamam. Normalde ne kadar yani Hatay'da? 1 lira, 1,5. Tamam. O dönemden bahsediyoruz. 1 lira olsun. Evet. Kaç tane yumurta çıkacak ki zaten? Kaç tane tavuk var? Bayağı var. 8 tane. O şeytan ona selam verse şeytan bağırarak kaçar ondan. Şimdi o güzel şeyler konuşalım da yani günde şimdi 20 tane tavuk olsa her gün yumurtluyor mu bunlar bilmiyorum da ben tavuk bilmiyorum. 20 tane yumurta yani 20 tavuk olsa her günde yumurtlasalar 20 lira. Hani biriktireceksin. Zaten hani adam seninle evlenmek istiyor. 4500 euro şey biri falan. Yani niye ben o 20 lirayla uğraşayım ki diye düşünmeden edemedim. Bir de ben şunu şaşıyorum. Niye gelip almamış tavuklarını? Onun işe tavuklar. Hayır, eniştemin tavukları. Biz babam tavukları öldükten sonra eve bakacak. Eniştemin kendinin tavukları değil o. Eniştemin tavukları o. Civciydi, onları enişten besledi, büyüttü. Yalan konuşmasın. Hatta... Bir şey söyleyeceğim hayatım, kimin tavuğuysa tavuk. Bizim öteki stüdyoda da vardı tavuklar da. Yalan konuşmasın. Ben bir tane yumurta da... Hayır, babam vefat ettikten sonra geldiler çuval eşyalarını aldı. Keşke gönderdiği akrabalarına deseydi bu tavuklar benim veya teyzemin gelip onları da alsaydı. Biz bir de adam tutuyoruz. Babamın hayvanları harap olmasın. Ağaçları, çiçekleri, böcekleri babamın anısını yaşatabilmek için eve 7-24 saat bir de adam tuttuk, para veriyoruz. Şimdi bak Ganime Hanımcığım, tavuğu kimin aldığı önemli değil. Şimdi oradaki tavukları da ben almıştım da. Şimdi bak deyince aklıma geldi. Yani şimdi ona verdiğim 50 lira 100 lira değil önemli olan. Bir de onun bir bakımı var. Evet. İşte bir de oradan çıkan yumurtaya kapışacak halimiz yok işte yani kimden çıkıyoruz. Orada da 3 tavuktan günde 3 tane yumurtlamıyordu. Zaten çok harap olmuştu o tavuklar orada ya. Bana şöyle açıklamıştı o niye konuyu. Niye kapışalım ki o yumurtaları? Ben yumurtaları yani satıyorum, yerine yem alıyorum. Bana öyle açıkladı. Ben dedim hatta bu konuda dedim şikayet ediyorlar seni. Kızım dedi biz zaten o kadar yumurta yemiyoruz dedi. Yem dedi alıyoruz. Ben dedi yumurtayı satıyorum. Onunla da dedi tavuklara yem alıyorum. Bana söylediği bu. Tamam da gizli gizli satmaya gerek yok ki o zaman. O zaman orada yumurta durur. Belki hanımefendi de geldiğinde belki alır. Kimedi. Der ki bak yumurta biriktirdim hani. İstersen ben bunu eczacılara satıyorum ama hani istiyorsanız size de satabilirim der. Yani bakkaldan zaten... yumurta alıp da ha, bir de size bakkaldan ikram yumurta alınıyor yani. Size ikram edeceğine. Evet. O zaman o bakkaldan alacağı yumurta parasını kendi cebine koyar. O yumurtayı getirir. Hayır niye cebine koysun? Zaten hayır, evin sahibiyle sevgili değil mi? Ha, zaten adam ona veriyordur. Zaten adam yani da yumurta ona parası 1 liralık yumurta evet şey mi yapılacak? Onun hesabı mı olur? Şimdi sevgili ilişkisi varsa. Ben pek anlamadım. Nurcan Yetiş telefon attığımızdaymış. Hüseyin Şen'in kızı. Galiba Nurcan'ın da bu duydukları karşısında ya, çıldırdı. Zeynep. Günaydın efendim.
Alo. Televizyonunuzun sesini kapatmanız lazım ama. Alo. Nurcan Hanım günaydın, buyurun. Günaydın. Günaydın Müge Hanım. Tamamen mi kapatmam lazım? Televizyonun sesinizi kapatmanız lazım, evet. Tamam, kapattım. Tamam, buyurun. Evet. Babam asla Emel'e aşık değildi demişsiniz. Asla öyle bir şey olamaz. Asla Müge Hanım. Bakın ben bazen tepkiliyorum. Ben babamın yanına hemen hemen ayda giderdim. Her çağırdıklarını sorardım. Geri gelir 15 gün geri gelir. Bir ay geri gelir 6 ay kalırdım. Yani ben her şeyi biliyorum. Yani bize anlatırdı. Dediği gibi anlat. Bir kere bab ve anneme iftira atmak kabul edemiyorum. Bakın bizim ne yapıyor bu kadın. Benim annem daha öyle bir şey söylemez. Asla söylemez. Babam da Emel'e aşık falan değildi. Bunu size kanıtlayabilir. Şöyle babam ölmeden 3 gün önce belki heyecandan olabilirler. Emel derken. Nurcan Hanım çok özür diliyorum. Sizin sesiniz çok gidip geliyor. Arkadaşlar net bir bağlantı elde etsinler. Ona göre bağlayalım. Çünkü bir şeyler anlatmaya çalışıyorsunuz. 3 gün öncesini falan ama biz duyamıyoruz. Çok sağlıklı bir şekilde siz duyamıyorsunuz. Ablam Antep'te yaşıyor. Antep'ten çok sık gidip gelme imkanı vardı. Yani birebir biz hadi Almanya'dayız ama o Antep'te yaşadığı için çok sık gidip geliyor. Böyle bir şey mümkün değil. Hakikaten aslında burada biraz da Selvi devreye girecek. Diyar bakıcı buna. Yani artık küfür boyutuna gelmiş aralarındaki tartışmalar. Yani adam illallah etti artık böyle. İllallah. Bir de Emel yarını birini gelmesini de engelliyor. Onu diyor koronadan dolayı ben yaptım diyor. Yok yok onu demiyorum. Doğru. Koronadan önce. Koronadan mesela bir bakıcı önce geliyor. 3 gün 5 gün çalışacak ya kadın. Kadını anladığım kadarıyla elinden geleni yapıyor ki orada kalmasın. Selvi'yi de kendine etkisiz eleman diye görüyor. Selvi'nin bize iş başı almasını Sevgi'yi de öneren o. Selvi'yi öneren o etkisiz eleman. Çünkü onun seviyesinde değil. Onun seviyesinde ve üstünde olan insanları eliyor. Bir şekilde eliyor. Onların bizde kalmasını engelliyor. Ya yolu bahane ediyor, ya yaramaz diyor, ya çaldı diyor, ekmeği götürdü diyor, altını götürdü diyor. Bir bak bir şekilde onların kalmasını engelliyor. Çünkü Emel orada ya, mecbur önce biz birinin yerini sabitleştireceğiz. Yerine onu getireceğiz. Veya işte Emel'i... Anneniz der miydi gel kocamla sen evlen diye? Yok asla, canım ya. Annem demez onu teyzem. Ayağına demez. Annem zaten onurlu bir kadındı. Çok onurlu. Hiç öyle... Nasıl anlatayım size çok yani öyle yani babam ondan çekinirdi. Öyle diyecek bir kadın asla gelmedi. Yani yurt dışında ona gidip de tır şoförlüğü yapıp ailesine bakmak ay için çalışan... hani bundan yüksünmeyen zor iş... zor iş yani yaptığı bir benim iş. Benim annem kocasına sırtını dayayan bir kadın değildi. Her zaman kendi ayaklarının üstünde hep de şunu söylerdi. Hüseyin Bey derdi senin tek bir karın var benim 5 tane kocam var. Yani çocuklarını sayardı. Benim arkamda derdi evlatlarım var. Bunu her zaman bak aslında annem çok sınırlı bir kadındı. Nerede sınırlarını koyacağını babam hiçbir şey demesine gerek yoktu. Babamın da annesi anneme demesine. O demeden leblebi anlardı diğeri de aynı şekilde. Bana aralarında çok geldi. Farklı ne olursa diyor olsun ben bir kadının bunu kocasından isteyebileceğini düşünmüyorum yani. Çok hani beni çocuklarım alsın der sen ne halin varsa görsün der ama... Hani sen de gel de benim kocamla benim gözümün önünde yaşa diyecek bir kadın. Bir de kadın 2 yıldır bilincini kaybetmiş asıl şimdi... Kadın hiçbir şeyin farkına varmıyor. Aslında ümreden önce baba, birinci yerindeydi yani. Aynen öyle. İlaç veriyordu. Göre mümkün değil. Reklamlara gelin. Bu bağının devamı var. Sonra olay gününü anlatacak. Olay günü de bizim konuştuğumuzdan saatler farklı yalnız. Bir ara verelim. Tabii öyle demem. İsim oluyor ama. Yani yine de cinsel gücü arttırıcı hap konusunda. Avukat daha evvel... Şifahen işte benim müvekkilimin cinsel hayatı olamaz mı demiş arkadaşlarımıza. Şimdi de demiş ki Ganima Hanım'ın bununla ilgili tazminat ödemeye parası yeter mi gibi bir şey söylemiş. Yani siz bulmuşsunuz ya o ilaçları. Yani onda çıkmamış diye herhalde. Yok onun çantasından çıktı. Jandarmada yanımızdaydı yani. Ben jandarmaya direkt teslim ettim yani anında. Yok benim tazminatım yeter ya gerçekten. Bana dava açacaksa inanın bana benim param yeter ona. Ona yeter.
Hiç problem etmesin. Gerekirse babamın bıraktığı mallar var ya, ben hepsini yolunda feda ederim. Onu mahvetmek için ama. Bak, onu mahvetmek için gerekirse, hatta ben bugün bunu da konuştum. Babamın bütün mirasını satarım, yemin ederim. Türkiye'nin en iyi avukatlarını ödeyecek kadar da param çıkar oradan. Çıkar, inanın çıkar. Yemin ediyorum, kurşuna kadar. Ben o parayla büyümedim. O evlerle bakla da büyümedim. Ben babamın evinde yaşamıyorum, kirada oturuyorum. Benim Belek'te iki odalı evim var. Allah'a bin şükür benim gücüm ona yetti. Ben babamın parasıyla buralara gelmedim. Kardeşlerim için de aynı şey geçerli. Biz bütün babamdan kalan malı mülkü yemin ederim sattırırım. Avukatlara veririm, tazminata değil bak. Ona benim bir kuruşum geçmez. Ben çok iyi biliyorum, ağzımdan çıkanı kulağım duyuyor. Bir de beyefendi, burada kendini kimse bunu bana söyleyen avukat mı bilmiyorum. Evet, o kim? Evet, o önce bir de reytingleri bana falan kalırsa patlattığınızı iddia etmişsiniz. Aha. Yani gerçekten ben bunu çok komik buluyorum. Bir kere kendisi de hukuk tahsili alan birisi olarak söyleyeyim, herkesin savunma hakkı vardır ama tabii ki siz de müvekkilinizi savunmakla yükümlüsünüz. Fakat olayı çok kişiselleştirmek bence meslek erbaplarına yakışmaz. Yani meslek erbabı tabii ki müvekkilini savunur, hastasını tedavi eder falan, yani neyse artık hani görevi neyse, ama çok kişiselleştirmek doğru bir tavır değildir. Üstelik o zaman ben de size derim ki, madem müvekkilinize bu kadar güveniyorsunuz, niye canlı yayına çıkmasını desteklemiyorsunuz? Ya o avukat bey, yani, şunu söylüyorum. Hayır, ben avukat bey üzerinde konuşmak istemiyorum. O değil mesela. Niye canlı yayına çıkıp kendisini anlatması konusunda da destek vermiyorsunuz? Çünkü o da kendini anlatır. Der ki böyle böyle. Hani ondan sonrası da tabii ki yargıya kalmış. Ben hep burada şunu söylüyorum. Burası mahkeme salonu değil. Burada babasını, annesini, amcasını yitirmiş bir aile var. Bunların hepsi arka arkaya bağlantılı olmuş. Yine en baştan beri diyorum ki Emel Hanım, bu işin içindedir ya da değildir. Ben bilemem. Onlar şüphelenebilir. Ama bildiğimiz bir şey var. Hani biz de insanız ya, hep beraber yaşıyoruz ya. Bir evin içinde iki kişi birbiriyle de kavga etse, ki çalınan telefonlar, kesilen teller, kırılan anahtar böyle göstermiyor bu olayı. Öyle olsa bile birisi bunu örtbas etmiş. Birisi başka, dışarıdan birisi geldi yolunda bir şey yapmış. Yapan kim olabilir? Orada evde kim varsa o yapacak. Ya yatalak kadın yapacaktı ya Emel Hanım yapacaktı. Şimdi iki hikmetten biri. Yapmadıysa dışarıdan biri gelmiş. Dışarıdan gelen birinin de bu vahşetin sesini aynı evde yaşayıp da duymaması. Bunu siz dışarı çıksanız 1 milyon kişiye sorsanız, bir milyon kişi de size duyması lazım diye cevap verir yani. Dışarıdan gelene de kapıyı açacak olan Emel Hanım'dır. Emel Hanım'la başka kim? Hasta hanım mı kapı açacak, yoksa kavga edenler mi kapı açacak? Hayır, burada aslında kendini o duruma düşüren kendisi bizzat. Yani siz bu olayda benim 15 yıldır devam eden programın reytinglerini düşünene kadar müvekkilinize deyin ki, hanımefendi duymadım diyorsunuz da, o zaman gelin sizi ben bir kulak burun boğaza götüreyim, bir duymaz raporu alalım. Vallahi kendinin de reytingine iyi gelir, buraya çıksın o zaman. Verelim, gönderelim, desinler ki hani kulaklarında duyma problemi var, olabilir. Evet. Evet. Yani mesela bu da bir yoldur. Siz onu bence bırakın. Hiç hoş şeyler değil bunlar. Daha ağır şeyler de söylemek isterim ama hani kendi ailemde olan hukukçulara vesaireye de kıyamadığım için, onlara duyduğum saygıdan dolayı bu kadar söyleyebiliyorum. Siz onu bırakın. Siz kendi müvekkilinizle ilgili konuşun. Sizin kendi müvekkilinizin şey gibi, yani yoğurdu ne diyordu Rahmi Bey'in bir sözü vardı. Bir problemi yoksa çıkar. İlaç içinde, aşk içinde, meşk içinde, neyse doğrusunu söyler. Şimdi bunu mesela biz soruyoruz gündeme geldiği için ilaçlarla ilgili. Bu kavga ise kavganın, dışarıdan gelenlerin bununla ilgisi var mı? Bununla ilgili de açıklama yapma durumu Hüya olmalı Hanım, Emel Hanım'ın. Hukuken değil, şey vicdanen. Vicdanen olmalı. Bak, hukuk ayrı bir mevzu. Biz burada vicdanlar üzerine bir program yapıyoruz. Doğru. Ben buyurun 15 abi. Gün önce buraya geldim. Bu 15 gün önce ben buradaydım. 6 gündür yayına geliyorum. Eğer bu programın reyting gayesi olsaydı ben ilk günden buraya gelirdim. Melike de araya girmezdi, o da girmezdi. Demek ki bu insanların kaygısı reyting değil. Reyting için bunlar yapılmıyor. Ben de yapmıyorum. Ben kimsenin reyting malzemesi de olmuyorum. Lütfen eğer benim gördüğüm resimleri siz de gördüyseniz, birkaç kişi oldu, birkaç konuda sonuçlarına bakmanızı tavsiye ederim. Çok iç açıcı olmuyor. Evet. Yani o resimleri onun da görmesini olmadı isterim.
Yani. Eğer olmaz. Benim olmadı. Ağzımdan çıkmaması olmaz. Gereken bir laf varsa da kime karşıysa, bak bu zanlıya da karşı olsa, özür diliyorum. Ben burada acılı bir evladım. Benim o resimleri görmem hiç kolay değil. Hele burada oturmam. Ben 10 yaşındaki kızımı bıraktım. Almanya'ya gönderdim. Eşimi bıraktım. İşimi gücümü bıraktım. Ben buradayım. Bu benim için hiç kolay değil. Ağzımdan çıkanı kulağım duymaya da bilir arada bir. Ama ben kusura bakmayın, burada size karşı babamı böyle bir şeyle itham ederken ve bize bunun da seyirci olduğumuzu düşünerek ben sakin kalamayacağım. Çok özür dilerim. Ve sizin müvekkiliniz kendini bu pozisyona sokuyor. Kendisini ilk başta kalkıp da kendisi bunu diyor. Ben aşk yaşıyorum. Ben böyle bir iddiada bulunmadım. Ona böyle bir suçlamada da getirmedim. Böyle hatta ben bu özür dilerim güçlendirici hapları ben gündeme getirmedim. Siz kendiniz gündeme getirdiniz. Ben değil. Sizin çantanızdan bulundu. Babamın çantasından değil. Peki. Şimdi bu ikinci bölümdü ben aslında bir yanım. Bunun kısa bir bölümü var. Onu izleyelim. Sonra olay günüyle ilgili açıklamalar var. Bir de hazır yeri gelmişken aslında şunu söyleyeyim. Hüseyin Şen'in amcasının oğlu Duran Şen olayın ardından verdiği ifadede Emel Hanım'ın olaydan kısa bir süre önce kendisine evlenelim diye teklifte bulunduğunu söylemiş. Şimdi biz de kendisiyle yüz yüze de konuştuk. Duran Bey diyor ki Emel bana evlilik teklifinde bulundu ancak görüşmüşler de. Fakat görüşmelerinde konu Emel Hanım'ın Hüseyin Bey'e olan borcuna gelince konunun parayla ilgili olduğunu anlayıp evlilikten vazgeçtiğini söylüyor. Yani şart koştuğunu söylüyor Emel Hanım'ın. Benim Hüseyin'e borcum var, yani babanıza borcum var. Seninle evleneyim ama sen de o borcu öde demiş. Bunu ve bunu söylediği kişi de Hüseyin Bey'in amcasının oğlu. Madem aranızda bir aşk varsa insan aşk yaşadığı kişinin amcasının oğluyla evlenir mi? Hani bu mevzu arada nasıl geçer? Peki rahmetli Hüseyin Bey bu alacak verecek meselesinden dolayı Emel Hanım'ı sıkıştırıyor da Emel Hanım bu sıkışıklık içinde mi bir başka koca bulmaya koşuyor borç ödensin diye? Şöyle söylemiş, evime geldi demiş ifadesinde. Biz konuştuğumuzda da anlattı da ifadesinde şöyle geçiyor. Evime geldi. Fatma Şen'e bakmaktan çok yorulduğunu, gece gündüz kendisini yatırmadığını, ki bunu şimdi ikinci izleyeceğimiz bant da önemli, gece gündüz kendisini yatırmadığını, artık orada çalışmak istemediğini. Bakın bu yaklaşık 3 ay önce dediği, yani cinayetten 3 ay öncesinden bahsediyor, yeni tarihli bir olay. Hüseyin Şen'den biraz borç para aldığını, kendisinin Hüseyin Şen'e olan borcunu kapatmak için benden kendisiyle evlenme ya da bana bakıcı olarak bakması karşılığında yaklaşık 1500 euro para istedi. Ben euro lafını duyduğumda bunun beni niçin aradığını, maksadının ne olduğunu anladım ve beni bir daha aramamasını, kendisiyle evlenmeyeceğimi, bakıcı falan olarak da gelmesini istemediğimi söyledim. Daha sonrasında Emel Hanım'la bir görüşmem olmadı diyor. Oğlu da anlatmış böyle böyle, evet babam dedi diye. Gene Fatma teyzeye bakmaktan bıktığını, yorulduğunu, kendisini gece gündüz yatırmadığını söylüyordu. Şimdi gece gündüz yatırmıyor mu? O gece yattınız uyudunuz mu sorusunu soruyor işte Ganima Hanım. Tek doğru söylediği konu bu. Gerçekten eğer borcunu öderse kendisiyle evlenebileceğini söyledi. Babam da para mevzusu geçtiğinden dolayı Emel'i reddettiğini ve kendisini gönderdiğini söyledi. Hüseyin amcanın bilgisi var mı diye sorduğumda ben abiyle görüşürüm dedi. Yani oğlu da duymuş bunu, oğlu da söylemiş. Ve mesela yine Yıldız Karakuş röportajı da var. Yine diyor ki 17.10'da görüştüm diyor. Emel beni sabah aramış ancak telefonumu açmamıştım. Sonrasında ikinci üzeri ben aradım. Aradığımda artık çok sıkıldığını, bu işi yapamayacağını, Hüseyin Şen'in amcaoğlu olan Duran Şen'le görüşmemi, onunla evlenmek istediğini, eğer evliliği kabul etmezse bakıcı olarak yanında çalışacağını, Hüseyin amcanın evinden kesinlikle ayrılmak istediğini söyledi diyor. Bu konuyu Emel bana daha önce de söylemişti. Ancak Duran amca Emel'le ne evlenmek ne de bakıcılık için istememişti. Ben de Duran amcanın kendisinin teklifini kabul etmediğimi söyledi. Söyledim. Emel de bana o zaman ben kendi başımın çaresine bakarım dedi. Yani Emel Hanım bu cinayetlerden 3 ay öncesinde başka bir iş arıyor. Evden çıkmak istiyor ama diyor borcum var. Yani bunu da bir şekilde ödemem lazım. Borç içinde sıkıştığını
Evet. Gösteriyor bu da. Ama işte üstelik o borçla ilgili evet. de daha fazla tabii o para. 1500 lira istemiş. Yani aşık olduğu adamın amcasının oğluna evlilik teklifi edecek kadar da hani olaydan bunu aldığını ve sıkıldığını evet. söylüyor. Rating mi oldu bu ifadeler? Yani bütün bu anlatılımlar Emel Hanım'ın rahmetli Hüseyin Bey'le ve kardeşiyle olan daha önceki yakın bağı, samimiyeti, içtenliği kopmuş vaziyette ve sanki onlara karşı Emel Hanım bir tavır takınmış. Başka kapılardan yardım aramaya çalıştığına göre bunlara karşı, rahmetli Hüseyin Bey'e karşı sırtını dönme havasında. Ya o bunun bu senaryo ilk baştan beri onun için bulunmayan Hint kumaşıydı. Olay yerini değiştirmezdin, bir şey yapmazdın. Bunlar birbirlerini çıkardı, izleri mizleri. Hiçbir şey yok. Ne suç aleti var. Bir de zahmet ediyor, kadın oraya bir tel kesiyor. Anahtarı içten kırıyor. Ne kadar artık zeka... Ve gerçekten bir çocuğa söyleseniz bunların farkına varacak boyutta. Bunları niye yapıyorsun? Bıraksaydın madem böyle bir de böyle çok kısırtarak işte bunlar beni vallahi... Bunun menhüm Hint kumaşı değil. Yani Duran amca bile reddettiğine göre artık gerçekten hele ki benim babamı inanın ben tanıyorum. Amcam hele bu olaya hiç tepki vermez. Çünkü amcam babama karşı çok büyük saygı duyardı. Yani abi kardeş gibi değil de sanki babasından korkan bir evlat gibiydi amcam. Çok saygılıydı. Neden bu işe burnunu soksun? Neden bu işe müdahale etsin? Hayatım bunlar da 20'li yaşlarında genç çocuk değil. Yok de Müge Hanım o 80 biri 83 yaşında. Belirli hayat görmüş, evlenmiş, aynen. barklanmış, çoluk çocuk torun sahibi insanlar. Yani şimdi tutup da Emel için ya da bir başka kadın için birbirlerini satırlarla karşılarına çıkacak yok yaş ya, grubunda nerede? Değiller öyle zaten bir yani. Güçleri de yoktu Müge Hanım. Birbirleriyle kavga etseler dahi biraz... Ya iki kardeşin yani, kavgası bir yere kadar. Bir yere kadar. Hocam, yani bir sokakta hiç tanımadığın insan gibi olmaz yani. Bu kadar vahşet olmaz. Hele o yaştaki kardeşler. Mümkün hani değil. Artık gençlik, delikanlılık, havai durumlarını atlatmış. İkisi de ehli kamil hale gelmiş yaştalar. Bir de diyelim ki ettiler. Teli kim kesti? Telefonları kim çaldı? Suç aleti nerede? Onlar suç aleti soru, nerede? Kim o yani? Soru işaretlerinin dağılması için Emel Hanım ve Emel Hanım'ın sayın avukatı meslektaşımın da çaba göstermesi gerekiyor. Ben biz ikisini de davet ettik. Bu konuda buyurun, gelin cevap dedik. Bekleniyor yani. Buyurun gelin dedik. Yani her zaman da gelebilirler. Yani. Nasıl ulaşmış peki Duran Bey hakikaten? Yani amca onunla nasıl ulaşmış? Eniştemler çok görüşen kolay. Birisi. Kolay Duran Bey, amcamlarla babamla iletişime geçti. Duran Bey Almanya'dan emekli. Ha. Eniştemin Almanya'dan arkadaşı. Şimdi o zaman euro maaş alır oradan. Müge Hanım bir şeye değineceğim. Teyzeme bakmaktan yorulduysa, oradan sıkıldıysa. Emel Hanım benim bildiğim kadarıyla babasından maaş alan bir kadın. Evi de var. Mağdur bir durum değil. İşi bırakırdı. Evine geçerdi. Çocuk bakıcılığı yapardı veya borcu var ya sanırım borcunu ödemeye çalışıyor. Hayır bakın bırakırdı Hüseyin Bey ben yoruldum çünkü maaşı var evi de var sokakta kalacak sığınma evine gidecek bir kadın değil. Emel Hanım şimdi bir inek süt verirken süt bitince kasaba verilir. Hı. Eniştemden sağılacak bir şey bitti herhalde. Duran Bey de köyün zengini, Almanya'dan emekli, bir zenginden bir zengine atlayacak. Attan inip eşeğe binmeyecek. Bilmiyorum artık o kadar. Evet. Duran Bey akıllıymış, bu oyunun, bu çemberin içine girmemiş. Evet, para mevzusu olunca o şey yapmış. Çünkü Duran Bey de Almanya'dan emekli ve Duran Bey'in eşi rahmetli olmuş. Ve Duran Bey köyün zengini. Bunu herkes biliyor. Niye gidip de herhangi Antakya'dan birine evlenme teklif etmiyor veyahut evinde oturmuyor da yorgunsun.
Eniştem onun o borcunu gırtlağına sarılıp alacak bir adam değil. Ya şöyle bir şey var. Gerçi yani zorla da kim kimden alabilmiş ki? Hayır. Yani ben çalışmak istemiyorum. Ya adam gidip de noterden kağıt imzalatmış ki. Para vermiş. Ajantasına yazmış. Not almış ha. Yani ne yapacak? Zaten öyle şey bir adam değil. Çirkef bir adam değil. Ben yine şunu söyleyeceğim. Yani sonuçta o evde kalıyordu. Öyle ya da böyle hani yaşıyordu falan filan. Şimdi bu iki kişinin ölmesi ya da babanızın ölmesi aslında Emir Hanım'ın işine gelmez. O gece ben Emel Hanım'ın bilerek isteyerek kimseye zarar verdiğini düşünmüyorum. O gece bir şey oldu orada. Bir şey oldu evet. Sizin amcanız babanız bir şeye şahit oldu. Evet bence de. Bence ben olay öyle oldu. Emel Hanım da şu an bence onu açıklamak aynen istemiyor. Uyuyorum diyor ama uyuyorum mantıklı bir şey diyen yani kimse kusura bakmasın. Zaten uyutmuyor beni diye insanlarla konuşmuş. Burada bir sürü ifade var. O gece demek ki bir şey oldu. Bir şeye şahit oldu. Bakın. Hiç aslında Emel Hanım'la bile ilgili olmayabilir bu. Yani atıyorum Emel Hanım'ın bir tanıdığının oğlu gelir, yeğeni gelir, bir şey olur. Fakat yine söylüyorum, herhalde diyorum korkutuyorlar onu. Herhalde tehdit alıyor. Çünkü iki kişinin öldüğü bir evden sen sağ çıkıyorsan tehdit alma imkanı da yüksek. O da tek başına bir kadın. Ya da açıklayamayacağı, eve yani gelen kişi açıklayamayacağı bir kişi. Düşünen birisi de yani o ama bağlantıdan, herhangi bir bağlantıdan yabancı dolayı birinin bunu açıklayamıyor. Bana göre Emel Hanım'la ilgili bir şeyleri gördüler Hüseyin Bey'le kardeşi rahmetli. Ve ondan dolayı da, çünkü diğerleri için belki büyük tepki göstermezlerdi. Dışarıdan gelen birisi için, yeğeni için, yakını için. Ama Emel Hanım'la ilgili bir pozisyonu yakalamaları ve görmeleri halinde Hüseyin Bey de affetmez. Dolayısıyla kardeşi de Hasan Bey de aynı vaziyette gereken tepkiyi gösterir. Göstermesi de normal. İşte o tepki üzerine neler cereyan etti, nereden başladı, nereye kadar devam etti? Bu acı yani tablo beklenmedik bir şey o şekilde oldu meydana ben geldi maalesef. Ben öyle hissediyorum. Beklenmedik bir şey oldu. Beklenmedik bir şeyle karşılaşıldı. Mesela babanızın ve amcanızın bulunduğunda üstlerinde pijamaları mı var? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Buradan bilgimiz yok. Kıyafet olarak mesela pijama sen oradaydın. O konu hakkında bir şey duymadım. Hani zaten duymak hastane değil. Görmedin mi üstünde ne vardı oradan giderken sen oradaydın? Yok. Ambulans götürmüştü Seycan onları biz gittiğimizde. Tamam. Mesela üstlerinde ne var? Fotoğraflarda ben onu görmedim. Pijamaları mı var, normal kıyafetleri bizi var? Bizi zaten babamızı ölene kadar göstermediler. Yani babam vefat edene kadar bizi göstermediler. Mesela rahmetlerin üzerinde soruyorsunuz değil mi? Evet. Tabii pijamamı. Evet, evet. Pijamamı var, normal kıyafet mi var? Babamın resimlerini de görmedim ben. Şeyde var mı olay yeri, inceleme raporunda o detay? Ona bakıyorsunuz değil mi? Mesela onu da merak ediyorum. Sonra Emel Hanım mesela şimdi bir yerde çalışıyorsunuz tabii haftanın da büyükçe bir kısmını orada geçiriyorsunuz. Ama aldığınız borçlar da var. Hatta hafta sonu çalışan diğer bakıcı bile işte benden para istedi diyor. Geriye vermediğinizi iddia ediyor. Emel Hanım hani o paraları ne yapıyordu? Yani niye borç para istiyordu? Mesela sizlerden isterken de ne için istemişti? En son kardeşimin dün okuduk. O kızını evlendirirken işte biliyorsun evlendireceğim. Para gönderir misin? Göndermiş. Kızımı hepimiz evlendiriyorum. Sen de davetlisin. Biraz paraya ihtiyacım var, gönderir misin dedi. Biz de gönderdik. Mesela kızının evliliği için başka? Her zaman da bir başka bahanesi vardı. Telefon elektriği isterdi ödeyemedim mesela. Evet, telefonum bozuldu. Yani etrafında kumar oynayan, alkol kullanan yok falan birileri mi var ki? Öyle bir şey demedi, yok. Hep ev ihtiyaçları, yok, çocukların ihtiyacını. Yok, o parasını kimseye vermez. Bir kuruşunu kimseye vermez. Vermez. Hayır. Bütün konuştukları hepsi iftiradır, hepsi diyor yalandır. Bağlamakla, çağlamakla, bağlamakla olmaz. Burada gelecek buraya ve yok çok testi, ağlama dedik bu sefer sırıtmaya başladı. Otası yok kadın. Bunu. Ben hazırım eğer bu şey böyle olursa. Kimseye bir kuruş koklatmaz. Kesinlikle. Hep yalan, hep ağlar böyle bu. Ve yok, şimdi eder taktik değiştirmiş artık şimdi sırıtarak anlatıyor. Yani şimdi eski eşiniz de dedi ki ben reklama girerken biz ne yapacağız dedi yani bekliyoruz. Niye DNA örneği vermiyorlar madem ben sen evet, benden evet, söyledim. Evet, niye bekliyoruz? Adamın da çocuğuysa adam hani şu ahir ömrüne gitsin o zaman kızından bir özür dilesin. Bir sarılsın. Kızım yanlış düşündüm bak yıllardır sana bilmiyorum bir desin. De gelmek istemiyorsa. Cinsel güçlendirici haptan bahsediyorum dava açıyor. Bunlar daha büyük bir ithamda bulundu. Keşke eski kocama da dava açacağım deseydiniz. Avukatınız aracılığıyla. Ben cinsel güçlendirici hap buldum çantanda deyince. Olay oluyor. Tazminatı yeter mi diyor. Vallahi yeter. Gerçekten yeter yani. Buna da hiç zannetmiyorum Türkiye Cumhuriyeti'nde sizin bu talebinize cevap verecek bir hakim çıksın.
Gerçekten zannetmiyorum. Niye? Siz önce buna, bu tarafa deseydiniz dava açacak kadar paranız var mı? Daha büyük bir itham olamaz ki. İki evladımın da senden olmadığını, benden olmadığını diyor, ona cevap vermiyor. Şimdi biz benden deyip geçiyor. Bizim ülkemizdeki hukuk sistemi izlediğiniz Amerikan filmlerindeki gibi değildir. Bizim hukuk sistemimizde tazminat veren fakirleşmez, tazminat alan zenginleşmez. Yani oranlar bu hususta belirlenir. Bizim hukuk sistemimizdeki tazminatlar bu şekilde, tazminat verilecekse bu şekilde belirlenir. Alan zenginleşmeyecek, veren fakirleşmeyecek. Neyse, devamına bir bakalım. Aslında devamı onun bitti galiba ya. Ne kadar kaldı? 30 saniye. Onu hemen sonra ilk bandı da bir izleyelim. O günle ilgili. Mehmet Bey, sizin aranızdaki ilişkiye yanınızda kaldığı süre boyunca şahit oldu mu? Bana bir şey söylemedi, onu bilmiyorum yine. Eğer kendisi söylemişse kardeşine, onun bir bilgim hiç yok. Mehmet Şen kaldırıldığı hastanede yetkililerin soruları doğrultusunda Emel'le bir ilişkisi olduğunu ve Mehmet Şen bunu görünce kavga çıktığını göz hareketleriyle onaylamıştı. Acaba Emel Cengiz bu konuyla ilgili ne düşünüyordu? Biz diyor Emel'le ilişkiye giriyorduk. Hüseyin bizi gördü, biz de Hüseyin'le kavga ettik. Yok. Böyle bir şey yok. Kesinlikle yok. Öyle bir şey yok. Anlattığım gibi herkes benim gibi doğruyu konuşsun. Müge Anlı'ya çok çok selam söyleyin. Ama karşısındaki çıkan insan doğru konuşsun lütfen. İddiaların odağındaki bakıcı. Ben, Mehmet abi, Hüseyin. Şimdi arkadaşlar başını atın da öyle bağlayın artık onu sana. Bu ilk bantta ya, ben ikinciden başladım. Başlayın, ikincinin başından başlayalım. Herkes doğru konuşsun diyor. Bana da selam söylemiş. Aleyküm selam. Ama dediğim gibi keşke sizinle yüz yüze konuşabilme imkanımız olsaydı. İnanın yani sizin için de eziyet olan bu şey daha çabuk bitecek. Yani cevap vereceksiniz bitecek. Cevap vermedikçe niye diyor insanlar. Ama hanımefendi o gece bir şey olmuş. Bakın olabilir, ben en başta şunu da söyledim. İçeriye birisi geldi, bir şey mi sıktı mesela? Bu da bir cevaptır. Herhalde bir şey sıkmış olmalı. Uyanamadım. Kulaklarımda bir problem var. Duyma problemim var. Alın bu da raporum. Ben %10 duyuyorum. Bakın bu da bir cevaptır. Ya yani bunlar da hukuken verilebilecek aslında çözümlerdir. Hani ben olsam kendimi bu şekilde, eğer varsa böyle bir şey, öyle savunmaya çalışırdım. Dediğim gibi niye o evden ayrılmak istesin sorusu bende yok. Yani niye öldürmek istesin ki babanızı, amcanızı, ya da niye öldürmesine vesile olsun ben ki? Bir sebep bile olduğunu... isteyerek olmadı. Aynen. Ben o gün orada dedim ya, Emel'in bir sebep yok orada. Bir motivasyonu yok. Mümkün değil, yok. Ya orada bir şey gelişti ya da bu birilerine hizmet etti. Bulabildiniz mi? Ne diyor olay yeri incelemede? Öyle mi? Yok bizim elimizde. O yüzden benim de dikkatimi çekmemiş. Şimdi merak ettim. Yani bulunduklarının da üstünde pijama mı var? Çünkü Emel Hanım'da gecelik var. Onların üzerinde de pijama mı var? Gündelik kıyafet mi var? O en azından bakalım. Saati bize söylemek, yani yattıkları bir saat mi yoksa daha yatmamış oldukları bir saat mi? Üzerlerindeki kıyafet aslında önemli. İkinci tamam. Bandı merak ediyorum. Hadi bakalım. Bu olay gününü anlatan bana. Evet, onu çok merak ediyorum. Mel Cengiz sessizliğini bozdu, o geceyi anlattı. İçeri bir girdim, ne göreyim, diyor. Hüseyin ve Mehmet Şen kardeşlerin saldırıya uğradığı gün evde bulunan ve şu an hayatta olan tek isimdi Emel Cengiz. Kendilere dört ellem ben sarıldım, yalan yok. Tırnaklarına zarar gelsin istemezdim. Acaba olay günü neler yaşanmıştı? Saat 11'de yattınız Fatma Hanım'la beraber. Daha sonra kaç civarında ve neden uyandınız? O günü Fatma teyze uyandırdı. Su istedi. Gittim suyunu getirdim, geldim, bir şey yok. Saat kaç civarında uyandınız? 4'tü galiba. 4 müydü neydi? Emel Cengiz bu kez ilk röportajında bahsetmediği bir detay veriyor. Saldırının yaşandığı gece iki kez uyandığını belirten bakıcının iddiasına göre ne olduysa iki uyanışı arasındaki yaklaşık bir saatlik sürede olmuştu. Uykunuz derin mi? Ben çok ağır yatarım. Ama şimdi rahatsız bir kadın var evde, Fatma Hanım. Onun sesine uyanırım. Suyunu verdim Fatma teyze. Bir şeyler söyledi. Yatır dedi herhalde. Yatırdım. Ben de uyudum yanımda. Saat 5 miydi? 5:30 mıydı? Ne? Bir daha seslendi. Emel diye yanımda zaten yatıyorum. Gittim lavaboya. Girdim içeriye böyle. İki kapıyı geçtim. Allah Allah, ceket gördüm. Benim aklıma geldi ki Hüseyin ağanın burnundan kan mı çıkmış, böyle yapmış bu ceketi. Allah'ım canım, seni içeri bir girdim. Ne göreyim? Diyor Hüseyin ağa. Size ne oldu, ne oldu, ne oldu? Cevap veren yok. Diyor zavallı. Yan yatmış. Öbürü de sırt üstü yatmış. Peki durumu fark edince Emel Cengiz nasıl tepki vermişti? Başladım kendimi vurmaya. Haydi dışarıya. Telefon geldi aklıma.
Şarj yok, telefonu yok, bir şey yok. Daha diyorum Allah Allah bize ne olmuş ya? Bir şey hatırlamıyorum, bir şey bilmiyorum. Pencereyi açtım, bağırmaya başladım. Mehmet abi, Mustafa, Mehmet abi, Mustafa. Kimse duymuyor. Böyle gitsen bir köpek var, şöyle gitsen köpek var. Zaten bak elim sakat kaldı ısırınca. Evet, sonra doktorlar dediler ki parmağını yapalım. Ben korkumdan yapmadım, böyle kaldı bu hale. Köpek ısırdığı için mi parmağınız şu an böyle? Evet. Dışarıya köpekten korktuğunuz için mi çıkamıyorsunuz? Çıkamadım. Fatma Hanım o esnada uyandı mı? Uyanmış, bağırıyor bana. Emel ne oluyor sana? Emel niye bağırıyorsun? Emel niye ağlıyorsun? Fatma teyze. Böyle sonra kendimi kapıya attım, dışarıdaki kapıya, yola açtım demir kapıyı. Yolda bekledim. Bağırıyorum ama. Komşuların biri ses geliyor gelmiyor rüya gibi diyor gördüm. Öyle sonra geldiler. Bir araba geldi. Durdurdum ne olur ellerini böyle kestim. Ne olur durun bana yardımcı olur. Ondan sonra durdular. Ne oldu abla dedim. Bilmiyorum ne oldu bize. Ben şok oldum ama nasıl ağlıyorum, nasıl çıtırıyorum. Komşular sonra geldiler şu yakın Mehmet. Hemen jandarmayı aradı. Jandarma geldi. Kimse içeri girmesin, kilme bilmem ne yapmasın. Durun burada. Sonra ambulans geldi, aldı gitti. Tahmini ne kadar süre içeride kalmışsınızdır? Kalsam 5-10 dakika ancak kaldım. Bakıcı o an ne Mehmet Şen'e ne de Hüseyin Şen'e hiç dokunmadığını öne sürüyor. Olay yeri fotoğraflarını incelediğimizde. Şimdi geçtiğiniz alanda kan olması gerekiyor. Bu kana basmadınız mı? Basmadım. Kana niye basayım gördüm. Işıklar açık mıydı? Açık. Hem dışarıda bahçede hem içeride. Hüseyin ya da Mehmet Şen'i o halde görünce hiç onlara dokundunuz mu? Ben dokunmadım. Ellemedim yani. Acaba olaydan sonra anahtar içinde kırılmış halde bulunan kapı kilitli miydi yoksa açık mıydı? Emel Cengiz bununla ilgili ne hatırlıyordu? Hangi kapıları kilitleyerek uyuyorsunuz peki? Kapıları kilitlemiyorduk. Yok, kapı kilitli bizde yok ama anahtarı içinde. Bir tane en dışta bir demir kapı var. Bahçeye girmeden. Evet, onu kilitlerdik. Belki 10 tane toplandılar başımda. Yok sen yaptın, yok sen ettin. Ben niye yapayım? Ben 11 seneden beri oradayım. Neden yapayım bunu? Yok o zaman sen getirttirdin. Kimi getirttirdim ben? Ben 4 elden sarılmıştım bu aileye. Kendiler de bana böyleydi. Yani çok saçma. Kanı görmedim diyor. Pardon diyor ki ben sonradan fark ettim ceketini gördüm. Sonra diyor ki ben niye üstüne basayım ki kanı gördüm. Kanı gördüm dedin ya zaten adımı attığın yer. Adımı attın yani babamı görmeden önce ceketini görmeden önce sen zaten kanı görmüş olman gerekiyor. Bir keresinde dememiş miydi kalp krizi geçirdiği Hüseyin amca zannediyorum diye. Bana dememiş de. Öyle bir şey duydu. Bir de 10 dakika durdum evde. Nasıl bir zaman dilimi bu? 4'te kalktım diyor. 6.30'da yardım çağırdı söyleniyor. Şimdi yani 10 dakika mı oluyor bu? Benim bildiğim burada, 120 dakikadan bahsediyoruz en az. İfadelerdeki saat biraz daha farklı. Yani bir de herkes de 10 kişi geldi suçlu. Vallahi sen suçlusun. Gerçekten sen suçlusun. Keşke çıksan karşıma desen ki veya canlı bağlan ya gelme buraya canlı bağlan. Ben sana soru sorayım. Bir de ben şunu anlamıyorum. Sen diyorsun ki ben işi bırakacağım. Fatma Şen beni gece gündüz uyutmuyordu. Bu kadın nasıl ne hikmetse o gün iki defa. Hiç böyle bir şey mümkün değil. Mümkün değil. Ben 3 ay annemle beraberdim. Mümkün değil. Çok ağır ilaçlar verdi doktor uyusun diye. Çünkü artık annem yorgun düşüyordu. Doktor çok ağır ilaçlar verdi. O bile annemin 2-3 saat yatmasına 2 gün üst üste. Sonra ne oluyor biliyor musunuz Müge Hanım? O ilaca da annem alışıyor. Aynen. Vücut ona da alışıyor bu sefer. İkinci gün alışıyor. Aynen ikinci gün. Ondan sonra daha da yüksek. Bunu da yapamayız. Ne yapıyorduk biz kardeşler? Oturuyorduk annemle. Uyumuyorduk. Saat 10-11'e kadar ayakta tutmaya bakıyorduk ki en azından geceleri 1-2 saat yatabilsin. Hani biz de yatalım, 1-2 saat biz de yatalım. Böyle bir şey mümkün değil. O gün bir de bize, ben düşündüm bize ne yaptılar, ne ettiler? Sana hiçbir şey yapmamışlar. Senin kanında hiçbir şey çıkmamış. Keşke çıksaydı ki ben de derdim ki Emel abla bu işle alakası yok. Kadını demek devre dışı bıraktılar. O bir mantıklı gelirdi. Senin kanında hiçbir şey çıkmıyor. İlaç çıkmıyor. Babamlarda da yok. Hiçbir şey yok bunlarda. Annemi bilmiyoruz. Neden bilmiyoruz? Anneme bakılmamış. Bir de bakılsaydı çıkar mıydı, çıkmaz mıydı? Ben tıp mezunu değilim. Çünkü bu kadın zaten uyku ilacı alıyordu. Bu kadın zaten çok ağır ilaçlar kullanıyordu. Belki de her gün aldığı ilaçlar alıyorsa çıkardı. Tabii ki yani orada şey zor olurdu. Aynen ama onlar da yok. Çıkacaktı aldığı ilaçlar bu sefer. Yani onların etkin maddeleri çıkacak. Ama eğer Emel Hanım bu cinayeti işlese... o zaman Emel Hanım madem babanızda bir aşk var aralarında o zaman annenizi öldürmek onun işine yani annenizin ölümü onun işine gelirdi.
Müge Hanım, annem mi? Aklı gitmiş, annem tanımıyor. Doktora götürdüm. Hangi yıldasınız? 1980'dayız tamam, diyor. O vefat ettiği zaman hele doğal bir ölüm gibi olursa tamam işte nikah da düşecek. Evlenir. Oturdukları arazi de değerli. Tamam işte yarısı da onun olur. Yani hani Emel Hanım'ın babanızla amcanızın ölümüne vesile olması da mantıklı bir iş değil. O yüzden diyorum o gece orada bir şey olmalı diye. Ya dışarıdan gelen bir insanın da bunları soymak için geldiyse soyulacak bir şey de yok. Bir de hırsızlık için gelen evde 4 kişi var. Evet. Yani öyle ya da böyle. 4'ünün de etkisiz. En azından 3'üne etkisiz hale getirir. Bir de geldi getirir. İşte bir şey bulamış. 4 tane telefon için bu kadar vahşet bir işlenmez. Bir de parayı niye almamış? Babamın cüzdanı cebindeymiş. Parayı niye almadın? 3000 TL banka kartları orada. Muhtemelen Emel bunun şifresini de bilirdi. Ya da takip etmiştir yani. O uyanık bir kadın. Onu yapacak kapasitede. Bankada da varmış 15 bin oraya yakın parası. Onu da çekseymiş. Hırsız niye gelip de elindeki hani telefonu aldın? Parayı niye almıyor? Ne kadar salak diyorsun? Çok da para edecek bir şey değil ki. O telefonlar ikinci el satıldığında hele hırsızlık malı kaç liraya satılacak? Yani. 100 liralık 200 liralık şeydir onlar yani. O telefonların içinde bir bilgiler var. O telefonların içinde %100 bir bilgiler var. Emel'in yazıştığı, konuştuğu kişiler var. Onun için kayboldu. Hmm. Bu da iddia mı? Akıllıca bir iddia yani. Evet. Bu arada şeyi bulduk. Üzerlerine daha doğrusu bu... Nerede bunun birinci sayfası hayat? Jandarma olay yeri inceleme raporundan neleri aldığını yazmış. Bizim... Bunlar yazılmamış. Ver bakayım kuzu. Hı. Bu da böyle olmuş. Dur bakalım. Bunda üzerinde ne var? Siz daha iyi bilirsiniz. Evet, olay yeri inceleme raporunda şeye ne gönderilecek? Adli tıpa neler gönderilecek listesi? Diyor ki siyah yeşil renkli alt eşofman Hüseyin Şen'in üzerinden, babanızın üzerinden hastanede alınan siyah yeşil renkli alt eşofman. Amcanızın üzerinden yine hastanede alınan sarı renkli alt pijama, gri, mavi, kırmızı, siyah çizgili yakalı tişört. Yani eşofmanla. Yatak kıyafeti. Eşofman yani. Var. Bilmiyorum. Bunlarla mı yatarlardı? Yani amcanın üzerinde pijama var. Evet. Babanın üstünde bir şey yok. Altında siyah yeşil renkli alt eşofman var. Alt eşofman. Yani o eşofmanla olabilir. Yatmaya onu giymiş olabilir de havaların da hafif soğuduğunu düşünürsek Hatay bir de daha doğrusu annemin oturduğu ev bayağı serin oluyordu. Evet, yazın bile çok eserdi orası. Üstünde bir şey yok mu? Amcanın alt üst var. Sarı renkli alt pijama, gri, mavi, kırmızı, siyah çizgili yakalı tişört. Babanızın üzerinde siyah yeşil renkli alt eşofman var sadece. Üst yok. Üst yok. Yani buna göre. Yine Mehmet Şen'in üzerine. Diğerini almamışlar. Bunu o almışlar. O zaman üstünü soydu orada. Gerçekten soymuş olabilir. İsmiz kaldıysa. Çünkü bakın bunu da çok merak ediyorum Müge Hanım. O hastaneye gittiğinde bir rapor veriliyor. Ayakta müdahale edilecek kesikler var Emel'de. Kesikler. Çoğunluk yani. Tek bir hani ne bileyim ben domates keserken parmağını kesmemiş. Ayakta müdahale edilebilecek kesikler var. Eğer onun kanı babam müdahale... Nasıl Emel'de? Emel'in kendisinde var. Ve bununla ilgili de o güne rapor var. Nerelerinde var o kesikler? Bilmiyorum onu ben görmedim. Onu ben istedim. Raporlarda yazıyor. Raporlarda... Geçiyor da ayakta müdahale edilecek. Ayakta müdahale edilecek. Tamam, çok ağır hasar niteliğinde aynen, olmayan. Aynen. Ama hani yaşamsal bir risk bahsediyor. Oluşturmayan daha yüzeysel kesilerden. Evet, evet eğer babamda olmaz. Yapmaya bahsediyor. Gerek görülmedi. Evet, evet. Yani evet çok büyük bir müdahale yatışa, ilaca, evet. Dikişe mikişe gerek edilmeyen. Olmayan daha ama yüzeysel kesiklerin olduğu bir şey. Aynen. Yani belki de bıçak varken belki o bıçağı kullanırken kendini de kesti. Peki Emel Hanım babam... bunu nasıl izah ediyor? Bilmiyorum ki nasıl izah ediyor. Ben bu konuda dedim ki, şimdi ben bu dosyaya erişemedim. Niye erişemedim? Adli vakka olduğu için. Bunu sadece avukatım, bunu da söyledim. Bakın dedim, bunu lütfen alın. Bu evet. Önemli bir bilgi. Nerelerinde ne kadar kesik varmış? Ben bilmiyorum. Evet. Mesela başka bir iddia. Bu iddia ama bunun ne kadar... Onu da lütfen rica ediyorum eğer dinliyorsa. Bir hemşire ondan tırnak örneği alınacak. Tırnak örneği alırken kadın tırnaklarını yiyor.
He. Tırnaklarını yiyor kadın orada hastanede. Buna şahit olan hemşire de lütfen bir zahmet eğer bu ismini söylemeden de bağlansın. Ama. İnanın tırnaklarını yemeye başlamış. Niye tırnaklarını yedin demişler. Heyecandan yedim demiş. Ben tırnak yiyen bir insanım. Tırnak yiyen insan her zaman yer. Ama heyecanla meycanla yemez böyle bir şey. Evet, bizim Münir şey yok yok. Alime yemişti tırnaklarını evet. Kesik şeyi nerede? Ben onu göremedim. Kesik raporu. Emel Hanım'ın üzerinde kesik olduğuna dair. Nerelerinde kesik varmış? Siz ya denk Emel geldiniz mi? Ben okuduğumda gelmedim. Yani ben rapor. Görmedim. Buyurun siz devam edin. Siz bizimkilere bakmayın. Onlar da başka cinayetle şey yapıyorlar. Yani onu ben gelip de bunların açıklamasını yapsın yani. Kendisi bizzat konuşsun lütfen. Böyle iki dakika röportaj verip de ben böyleydi işte böyle oldu. Yok böyle olamaz yani. Sen annemin uyuduğunu iddia edemezsin. İşte Hüseyin Şen'le Mehmet Şen birbirine zarar verdiğini iddia edemezsin. İddia edebilirsin ama bunun da altını doldurman lazım. Onu kabul etmiyor ama. Onu kabul etmiyor o da. İkisi birbirine yapmış olamaz diyor. Öyle bir şey yok diyor. Onu kabul etmiyor yani. O ifadesiyle onu söylüyor. İlk başta annemizin 5 saat uyuduğunu söylüyordu. Biz de onu belgeleyebileceğimizi evet. söyledikten sonra ifadeyi değiştirdik. Evet. Şimdi de kalktı anneniz dedi. Beni uyandırdı. Evet. Su almaya gitti. Bir de ben kanı görmedim diyor. Yani ben kan görmedim. Orada diyor hatta şöyle düşündüm diyor. Belki burnu mu kanadı? Ceketi niye kan içinde? Diyor ki Buse neden diyor. Siz diyor o zaman diyor üstüne ayak izi niye yok diyor. Kana basmadım ki ben. Evet. Sen ama kanın üstünden yürümek zorundasın. Sizin o gün kağıtları yere dizdiğinizde de şu şeridi düşünün mesela bu kapının girişi. Sen buradan burası kan gölü işte şu şerit kan gölü. Sen bunun üstünden yürüyeceksin. Sen diyorsun ki ben bunu görmedim. Gördüm basmadım. Daha önce de diyorsun ki ben Hüseyin Şen'in kanlar içinde yattığını fark etmedim. Kalp krizi geçirdiğini fark ceket ettim. Nerede duruyor? Ceket nerede duruyor? Müge Hanım zaten girerken gerçekten görmesi mümkün değildi. Kanı görebilirdi. Girerken görmesi mümkün değil. Çünkü böyle gidiyor direkt mutfak bu tarafta ya göremez. Ama mutfaktan çıkıyor ya su alırken. İlk görmesi gereken o insanlardı. Direkt gözüne çarpar yani mümkün değil. Eğer gözüm kapalı yürümüyorsam gözüm yani gördüğüm vallahi nokta hanımefendi, o. Vallahi şimdi biz bir kalp ganimeciğim biz bir kalp krizinden falan bahsetmiyoruz. Evet. Biz tansiyonun yükseldi de yere düştü kafasını çarptı öldü. Yere düşerken sesini duymadığından bahsetmiyoruz. Biz başka bir şeyden bahsediyoruz. Aynen. Siz biliyorsunuz yani, neden bahsettiğini. Siz gördünüz o yani fotoğrafları. Yani gördüm, görmek istemezdim. Gördünüz. Aynen. Görmek istemezdim o fotoğrafları. O parmak kesiği gibi değil hocam. Siz de görmüşsünüz muhtemelen. Yani uzun süreçli, karşılıklı bir mücadelenin yaşandığı. Evet. Ve çok ağır kişilere hasar veren, yaşamsal olarak... hani hasar veren ve o kişilerin de dolayısıyla çok ciddi ses çıkardığı o mücadele sırasında çok fazla bir gürültünün ortaya çıktığı bir durumdan söz ediyoruz. Burada aynı ev içinde olan birinin uyanmaması diye bir şey söz konusu değil. Şayet onu biri bilinçli olarak uyutmadı. Uyutmamış çıkmadı kanında. Uyutsaydı o zaman zaten ifadesi farklı olacaktı Emel Hanım'ın. Evet. Ama böyle bir ifadesi yok zaten. Ya benim uykum ağır diyor. Ben çok ağır ama Fatma ablaya uyanırım diyor. Fatma abla seslenince uyanırım hemen diyor. Normalde uykum şimdi çok ağır diyor. Şimdi o gürültüye muhtemelen Fatma Hanım da uyanmış. Annen de duymuştur sesleri. Anne mümkün değil ve ya annem bilir. Ve annen ne kadar hasta olursa olsun o seslere tepki vermiştir. Tabii. Verdi evet yani verir. Yani annen de uyanmıştır. Mümkün uyandı değil. Ve bir huzursuzlukla... tepki vermiştir. Yani annem o gün normal değildi. Biz olay günü oradaydık. Hatta ilk önce de bu kardeşim gitti oraya Almanya'dan. Gelenler arasında ilk başta kardeşime mutlaka derdi. Oğlum bugün buraya ambulans geldi. Onları söyleyemeyecek kadar beyin gidik değildi. Ertesi gün sorsanız belki hatırlamayabilirdi. Ama olay günü birkaç saat akşam 8 gibi. Kardeşim oraya ilk uçanlardan biri. Biz hepimiz aynı zamanda uçak bileti bulamadık. Ara ara uçtuk. 2 saat sonra da bizim uçağımız indi. İlk gelen kardeşimdi. Ona söylerdi. Oğlum bak babanız bu durumda. Babanı bana sordu. Anne dedim babam midesini zehirlemiş. Hadi beni hastaneye götürün. Yok dedim olmaz korona var. Bizi almıyorlar. Biz de göremiyoruz. Derdi bugün ambulans buraya geldi. Kadın hiçbir şey. Annem o gün annem değildi. Eğer anneme bir şey vermeseydi ne o kadın o kadar saat. Vallahi ben şöyle söyleyeyim. Emel Hanım için de zor olduğunu düşünüyorum. Her ne olursa olsun düşmanın dahi olsa...
O insanları bu şekilde görmek, o evde bu şekilde kalmak, böyle bir hani yaşam mücadelesinin içine girmek falan kolay değil. İnsan hani hep düşünür yani, ya bana da olsaydı, ben de olsaydım falan diye. O yüzden ben... Müge Hanım, yani ben o kadının hiç üzüldüğüne inanmıyorum. Bakın şu gördüğüm reportaj, bakın ben normal değilim artık. Ben gerçekten kafayı yedim artık. Ben kiminle nasıl konuştuğumu bilmiyorum. Dün eşime de söyledim. Bak dedim, hakkımda da... Hakkım, yani davamda haklıyım ama yani zaten, kontrol zaten edemem bazı hocam. Şeyleri arkadaşlar yukarıdan da müdahale ediyorlar. Hayır, o sizin o ilacı onun çantasında bulmanız konusunda onun herhalde doğru olmadığını mı söylüyor? İşte zaten bu böyle olmaz ki, kulaktan kulağa. Hayır, benim çantamdan çıkmadı denir. Ben de bunu anlamıyorum. Şimdi senin çantandan böyle bir ilaç çıktı. Ben de derim ki hayır kardeşim, benim çantamdan böyle bir ilaç çıkmadı. Şimdi bu böyle kulaktan kulağa, onu mu dedin, bunu mu dedin, yok davası. Yani bunlar şey işler, fuzuli işler. Yani beş yaş işi yani, hiç sevmem öyle şeyi. Şimdi bakın, Emine Hanım dış promopen kapı açıktı diyor. Ama o kapı açık duramıyormuş ve kendiliğinden kapanıyormuş. Arkadaşlarımız onunla ilgili bir video çekmişler. Hazır mı? Bakın bu kapı kilitlenmeden... Evet. Yani o kapı da açık duramıyormuş. Bir şekilde kapanıyormuş. Yani kim bildi? Şimdi o eve gelen aslında bir tane bakıcı yok. İki tane bakıcı var. Ve o iki bakıcının da bence hayatı önemli. Bak çok açık söyleyeyim. Yani kiminle görüşüyorlar? Çevrelerinde paraya ihtiyaçları olan birileri var mı? Bir yakınları var mı? Özel hayatlarında bir sıkıntı var mı? Özel hayatlarındaki o sıkıntı bu eve gelip işte maddi anlamda... Yani hırsızlık diyeyim, yani hırsızlık yapmanı için vesile mi? Bir düşmanı var mı? O kişinin belki Emel Hanım'ın düşmanıydı. Düşmanı olmaz. Düşmanla alakası olmaz. Sadece para meselesinden dolayı eve gidip bu cinayet işlenmiş olabilir. Tabii bu... ama şöyle, belki Emel Hanım'ı korumak için bu mücadeleye girdiler. Yani her şeyi Emel Hanım'ın anlatması gerekiyor. Yaşamıyla yani... ilgili... Ne varsa artık bunu gizleyebilecek bir durumu yok. Bir tek Emel Hanım'ın değil bence. Hafta sonu olan bakıcının da aynı şekilde. Tabii tabii. Selvi çok önemli burada. Selvi'ye rica ediyorum. 3 yıldır, 2 yıl önce ilişki yaşamadığını söylüyor ya, 2 yıl öncesine kadar. Selvi 3 yıldır bizimle. Selvi'ye rica ediyorum, eğer birazcık hakkımız varsa Allah rızası için gelsin. Veya telefona bağlansın. Ben çok rica ettim. Bakın bir de ailesi zannediyor ki ben onu suçluyorum. Ben onu suçladığımı... Ben suçlasaydım veya kardeşlerim, biz babam bu olay yaşandıktan sonra 3 ay daha Selvi ile beraber baktık. O Selvi'yi o eve sokmazdık biz. Eğer ondan şüphelenseydik. Selvi de korkuyorsa lütfen, sadece benim istediğim babamla amcamın şeyin, babamla Emel'in arasındaki ilişkiyi söylesin. Aralarında, çünkü o kadın o evde yaşıyordu. Bunları görürdü. Yani başka biliyorsunuz iddialar da var. Hani arsa ile ilgili, arsayı almak isteyenlerin acaba o da bir yasa dışı yolla mesela gelip, değil mi, bunu hani hayatına son verip arsayı almak için değerli bir arsaymış. Onun için bir şey yapılmış mı? Akrabalarla yine yaşanan bir sıkıntı var ama niye yıllar sonra bilemiyorum, ama olur mu, o da olabilir. Bak bunların hepsi olabilir. Emel Hanım için onların ölmesi çok mantıklı değil. Hem cezaevine girecek hem de yani yanında yattığı, uyuduğu, para aldığı bir yer. Ama nasıl Emel Hanım, hangisi olursa olsun, hangi şart olursa olsun, duymadı sorusunun cevabını, görmedi sorusunun cevabını arıyoruz. Bu arada Emel Hanım'ın muayene evranında darp cevir bulgusu yok deniyormuş. Ben de çünkü rastlamadım ama bakalım beraber. Bulurum, evet. Belki bizde olmayan bir evraktır. Ona bir bakalım. Efendim, ay benim İzmirli kuzularım beklediler çünkü artık herkes birbirini bekliyor. Bu arada evet, sizin de bir şeyiniz olacaktı, son bir çağrınız olacaktı Emel Hanım'a ve Ceylan Hanım'a. Evet. Deniyatsını istiyoruz biz. Gelsinler. Gelsin Emel Hanım ya. Yarın gelsin mutlaka buraya. Gelmesini çok istiyorum. Modelinden çıksın, gelsin bu insanların karşısında, evet, cevabını versin. Evet. Saklanmasın deliklere. Evet. Her şeyde %100 onun Fatma. O erkek Fatma. O erkek Emel değil, erkek Fatma. Gerçek diyorum. Böyle şeyleri inşallah yayını da verir. Gerçek diyor. Güzel şeyler. Enişte'nin katili çıkacak, onu söylesin. Yok yok, tamam. Ama şu var. Yani sizin eğer Ceylan Hanım şey vermese bile size ben yardımcı olacağım. Bununla tamam, ilgili mahkemeye tamam, başvurup yani o DNA örneğinizi almanız konusunda size yardımcı olacağım. Hakkımızı arayacağız. Tamam, yani zaten istese de verecek, istemese de nüfustan verecek. Yani o konuda madem ki öyle, niye Ece'nin lafını getirmiyor?
Niye Ece'nin konusunu getirmiyor? Biz ondan bir şey istemiyoruz. Niye istemiyor? Bir şey merak ediyorum. Mesela diyelim ki çocuk benim değil, ben çocuk için Rahmi Bey. Çocuk benden değil, ortaya çıktı. Ben çocuk için o döneme kadar nafaka ödemişim baba olarak. O nafakaları tekrar talep edebiliyor muyum? Tabii. Ha? Eder miyim? Yani şimdi çocuk, bir daha sorar mısın lütfen? Benden olmayan çocuğa nafaka ödemişim yıllarca. Sonra çocuk benden çıkmamış mesela. Evet. Talep edebilirsin. Öyle mi? Evet. Onu merak ettik. Cezaevini bile alsın. Peki reklamlara girelim. Reklamlardan sonra Pati buldular. Hemen ardından Deniz Türü öğle haberleriyle karşınızda olacak. Yarın görüşebilmek üzere. Hoşçakalın.